Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'ndan herkese tekrar merhaba. Ben Özlem Karakulukçu. Gün sonu programıyla karşınızdayız. Gün içi programda yoğun konuklarımız olacak. Yoğunca konuşacağız efendim. Hem borsa tarafını, aynı zamanda küresel tarafta ve jeopolitik gelişmeler dahil olmak üzere program içeriğinde değerlendireceğiz. Öncelikle ilk konuğumuzu hemen bilgisini verelim. Fon yöneticisi Rıdvan Baştürk bizlerle birlikte olacak. Sonrasında ise Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mevlüt Tatlıyer bizlerle birlikte olacak. İslam Memiş altın ve para piyasaları uzmanıyla birlikte altın ve para piyasalarını detaylı bir şekilde mercek altına alacağız. Sonrasında ise Borsa İstanbul kapanacak ve piyasa uzmanı Filiz Özcan hem bugünün değerlendirmesini aynı zamanda yarınki beklentilerini bizlere aktaracak. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu ile birlikte Türkiye'nin kaderini değiştirecek enerji sektörüne detaylı bir şekilde ele alacağız. Son gelişmelerin ve beklentileri aktaracak Gürkan Bey. Sonrasında ise bugün parantez açacağız. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'le birlikte diyelim ve gün sonu başlasın. Gün sonuna öncelikle şöyle bir piyasaları göz atarak başlayalım. Özellikle küresel tarafta aşı ile ilgili üzücü haberin gelmesiyle birlikte risk iştahının düştüğünü gördük. Dolar tarafında güçleniş devam ederken doların güçlenişinden ters tepki alan altın tarafındaki düşüşleri de hala gün içinde devam ediyor. Şöyle detaylı bir şekilde bakalım efendim. Küresel taraftaki düşüşle beraber Borsa İstanbul'da da aynı zamanda etkilendiğini görmüştük. Dünkü hacimlere de bakacak olursak. Bugün içinde ise alış pozisyonları ağırlıklı 1098 hemen düzeltelim puan seviyesinde %0.83'lük yükselişle birlikte hisse senetlerinde iskonto var diyoruz Borsa İstanbul için ama yerli yatırımcı bunu yukarıya taşımakta yeterli mi değil mi hepsini gün içinde değerlendireceğiz. Dolar TL tarafındaysa dediğimiz gibi hem küresel tarafta doların güçlü olması aynı zamandaysa Euro'nun ve Pound'un zayıflaması satış baskılarının bu diğer döviz cinslerinde gelmesiyle birlikte TL tarafında da yükseliş devam etti. TL'nin diğer gelişmekte olan ülkeler dahil olmak üzere dolar karşısında değer kaybı vardı. Bugün içinde ise biraz daha yatay pozitiflik devam ediyor. 7.49-11'li seviyelerde ve gram altındaysa altın onsun düşmesine rağmen biraz da gücünü dolar tarafından alarak 468 TL seviyelerinde şu an için %0.79'luk yükselişle gelmiş olduğu seviye. Türkiye'nin 2 yıllık faizlerinde %13.33'ler, Türkiye'nin 10 yıllık faizlerinde ise %13.81'li seviyeler şu an için söz konusu diyoruz ve diğer ekranlarımıza geçiyoruz. Hemen piyasaların bir diğer yönüne de bakalım. Şöyle TL çaprazlara detaylı bir şekilde bakalım efendim. Özellikle dolar TL tarafında demiştik. Güçlü duruş var. Dolar TL tarafında zayıf risk algısı biraz daha etkili olmuştu. Gelişen ülke kurları satıcılı bir seyir izlemişti ve sterlin Euro'daki zayıflama paralelinde güçlendi. Dolar endeksi de burada önemli bir seviyeye geldi. Aynı zamanda riskli varlıklardan çıkışın da devamlılığı dolar TL tarafındaki yükselişte devam ettirmişti. 7.49'lu seviyeler burada en önemli psikolojik seviye şu an için 7.50'li seviyeler piyasa tarafından okunuyor. Euro TL tarafındaysa 8.85'li seviyeleri görüyoruz. Kabaca ve %0.37'lik anlık bir yükseliş var. Diğerlerine karşı daha yüksek. Çünkü Euro yarınki toplantıyı bekliyor. ECB'nin faiz kararı etkili olacak. Euro'daki yükselişle yönelik sözlü bir yönlendirme bekliyor piyasa ve daha ön planda olması, piyasalara güvercin sinyallerinin de verilmesi ECB tarafından bekleniyor. Pound TL tarafına da bakacak olursak zayıf bir seyir var demiştik Pound cephesinde. Bugün
kısmi bir primlenme söz konusu, %0.24'lük yükseliş 9.74'lü seviyelere getirdi. İsviçre frangı %0.47'lik yükselişle 8.19'lu seviyelerden takip edilirken sepet kurdaysa 8.16.97'li seviyeleri görüyoruz. Şu an için %0.23 ortalamalık yükseliş. Piyasalara devam ediyoruz. Küresel tarafa da değineceğiz. Özellikle satış baskıları var demiştik. Riskli piyasalarda biraz daha çıkış var riskli piyasalardan. Dünyadaki tabii bol likidite nereye gidiyor diyecek olursak, dolar tarafının güçlenmesi de söz konusu. 93.21'li seviyeler demiştik. %0.29 şu an için düşüşü gösterse de önemli bir noktada şu ana kadar dolar endeksinin paritedeki aslında gerilemelerin iyice beslediğini söyleyebiliriz. Burada öncülük eden de Euro-Dolar paritesi tabii, ağırlık oranlarına da bakacak olursak. 1.18'li seviyelerde %0.31'lik şu an için Euro tarafında kısmi bir yükseliş var ama yine de 1.17-1.18 bandında geziyor ki geçtiğimiz haftaları da hatırlayacak olursak 1.20'li seviyelerdeydi. ECB'nin burada güvercin tutumu piyasalar tarafından bekleniyor demiştik. Az önce de dediğimiz gibi piyasalar Euro tarafında özellikle bunu fiyatlıyor. Pound dolar cephesinde ise 1.30'lu seviyeler görülüyor şu an için. %0.20'lik burada da bir yükseliş var. Dolar yende ise seviye %0.15'lik yükselişi işaret ediyor. 106.18'de dolar İsviçre frangında ise 0.9144 %0.39. Bugün dolar aslında gelişmiş ülke kurları karşısında biraz daha karışık bir seyir. Yani düne nazaran bugün primlenen diğer döviz cinsleri de karşımızda. Geçelim diğer piyasalara. Özellikle riskli piyasalar burada ön plana çıktı. Avrupa borsaları riskli piyasaların biraz daha zayıfladığı en önemli bölgelerden bir tanesiydi. Eurostoxx 50 3324'te dünkü vermiş olduğu primleri topladığını görüyoruz. Aslında yükselişlere bakacak olursak neredeyse ortalama %1'in üzerinde performanslar var. Alış iştahı biraz daha düne nazaran kuvvetli. Almanya DAX 30 13214'te, Fransa CAC 45048'lerde, İngiltere tarafında 6018 puan seviyesini seyrediyoruz. İspanya IBEX'te ise 7026 puan seviyeleri görülüyor. %0.58 en çok yükselen aslında İspanya haricinde diğer endekslerin alış ve risk iştahının kuvvetlendiği bir gün. Ve hemen diğer ekranlara da geçelim efendim. ABD tahvil faizlerine bakalım. ABD'nin 2 yıllıklarında düşüş var. %1.38, 0.143'ü gösteriyor. 10 yıllıklar burada önemli. %0.44'lük tekrar bir yükselişle beraber 0.685'li seviyelerde görülüyor. 30'luk ise, 30 yıllık faizlerde ise seviye şu an için %0.56'lık düşüşle birlikte 1.418'i anlık işaret ediyor. Hemen diğer ekranlarımıza geçiyoruz ve devam ediyoruz piyasaları yorumlamalara. ABD endeksleri, özellikle son yorumlar, bu 3 önemli endeksin almış olduğu bolca primleri iade etme döneminin başladığına yönelikti. Fakat bugün görüyoruz ki tekrar bir risk iştahının kuvvetlendi. Dow Jones endeksi 27.919, %1.26'lık yükseliş var. S&P 500 3385'lerde %1.49'luk yükselişle ve teknoloji endeksi, özellikle pandemiyle birlikte en çok beslenen endeks, 11.266'larda %2.05'i işaret ediyor. Emtialara da geçelim. Emtia cephesinde de önemli gelişmeler var. Özellikle petrol cephesinde dün 40 dolarlı seviyelerin altını görmüştük. Yoruma alacağız ama öncelikle ons altına bakalım. Doların güçlenmesi demiştik. Ons altını önemli seviyelere taşımıştı. 1910 dolarlı seviyelere al fırsatımı verir, sat fırsatımı verir derken bugün içinde hemen kısa, nasıl yarım gün içinde hatta diyelim, hızlı bir toparlanma eğilimine girdi. 1943 dolar seviyelerinde %0.60'lık yükselişle birlikte. Brent petrolde ise seviyeler 40 doların üzerine kendini taşıdı varil fiyatında ve %0.23'lük yükseliş var. Gün içinde de değerlendireceğiz. 40 dolarlık bir seviye şu an için işaret ediyor. Ham petrolde ise seviye 37 dolar 41 centli seviyeleri işaret ediyor. Güçlü bir yükseliş de burada var. Dünkü vermiş olduğu primleri topluyor. %1.77. Özellikle burada ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol cephesiyle ilgili önemli sözleri var. Onları da bu programda ele alacağız diyelim. Şimdi öncelikle haberlere şöyle bir göz atalım. Evet, gün sonuna şimdi haberlerle devam edeceğiz. Konuklarımız öncesinde şöyle bir de başlıklara bakalım. Gün içinde hangi başlıklar piyasalarda etkili oldu diyecek olursak, Türk ve Yunan asker heyetleri önümüze çıkıyor efendim. 10 Eylül'de Brüksel'de bir araya gelecek.
NATO karargahında gerçekleşecek görüşmede ise ayrıştırma usulleri görüşülecek. Görüşmede iki ülkenin Doğu Akdeniz ve Ege'de bulunan deniz ve hava unsurları arasında olası çatışma veya kazaların önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Her iki ülkede NATO müttefiki, NATO böyle anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir platform dedi. Çavuşoğlu ise görüşme ile ilgili Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun, haklı olduğunu herkesin önünde söylesin, bizim de söyleyeceklerimiz var dedi. Atina'dansa herhangi bir görüşmenin olabilmesi için önce Türkiye gemilerini çekmeli şartını öne sürüyor. Öte yandan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ise uluslararası bir konferans çağrısında bulunurken uzmanlar gerilimin tırmanmasının sebeplerinden birinin ABD'nin arabulucu olarak varlık göstermemesi olduğunu söyledi. Geçiyoruz ABD'den yeni paket hamlesine. 300 milyar dolar ABD senatosundaki cumhuriyetçi liderler 300 milyar dolarlık bir koronavirüs yardım paketini kongreye sunmaya hazırlanırken tasarı ABD posta hizmetlerine 10 milyar dolar ayrılmasını da içeriyor. Salgın döneminde yapılacak 3 Kasım başkanlık seçimleri ve kongre seçimlerinde ise çok sayıda oy posta yoluyla kullanılacak. Senatodaki demokratların liderlerinden senatodaki cumhuriyetçiler sorunları çözmekte yetersiz ve bizi bir yere taşımayacak yeni bir tasarı konusunda yine azimle görünüyor yorumunu yaptı. Demokratlarsa 2 trilyon doların altında bir tasarıyı kabul etmemekle birlikte Beyaz Saray'da ise bu rakamı çok yüksek buluyor. Oxford'a geçelim. AstraZeneca aşı çalışmalarını durduruldu. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı çalışmaları yürüten ilaç şirketi AstraZeneca klinik denemelerde 3. aşamada ciddi yan etkiler görülmesi üzerine çalışmalarını durdurdu. Yan etkilerinin ne olduğu henüz açıklanmadı ancak şirketin açıklamasında güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir ifadeleri kullanıldı. AstraZeneca şirketinin Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği COVID-19 aşısı umut vaat ederken aşının önümüzdeki aylarda hazır olabileceği yönündeki açıklamalarda yapılmıştı. Öte yandansa Avustralya Başbakanı ise 2 gün önce yaptığı açıklamada ilaç firmalarıyla vardıkları 1.7 milyar dolarlık anlaşmalar kapsamında Avustralyalıların 2021'de COVID-19 aşısını ücretsiz yaptırabileceklerini de duyurdu. Avrupa Birliği'ne gidelim. Avrupa Birliği ülkelerinde gündem Med7, Doğu Akdeniz. Avrupa Birliği ülkeleri 10 Eylül'de Med7 zirvesinde bir araya gelecek. Toplantının gündeminde ise Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz ve Libya'daki son durum var. Macron'un ev sahipliğinde gerçekleşecek 7.'si yapılan bu toplantıda Med7 zirvesinde İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Rus yönetimi, Malta, Yunanistan ve Portekiz katılacak. 7 Akdeniz ülkesinin lideri Med7 zirvesinde ayrıca Avrupa ekonomilerini koronavirüs salgınından ayağa kaldırmayı amaçlayan yardım planı, Brexit ve iklim politikalarını da ele alacağı duyuruldu. Korsika toplantısına Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de katılacak ve bu arada Fransa'nın Yunanistan'a 18 adet Rafale savaş uçağı satması da gündemde. Önemli şirketlerden bir tanesi Tesla. 82 milyar dolar kaybetti. Elektrikli araç üreticisi Tesla, S&P 500 endeksine alınacak şirketler listesinde çıkarıldıktan sonra dün piyasa değerinden yaklaşık 80 milyar dolar yitirdi. Düşüşle beraber Elon Musk da bir gün önce 16.3 milyar dolarla bugüne kadar en çok servet kaybetmiş insan olarak kayıtlara geçti. Tesla hisselerinde dün %21'lik düşüş, rakip elektrikli otomobil üreticisinin Nikola Corp'un hisselerinde ise General Motors'un şirketinde %11 oranında hisse alacağı açıklamasından sonra %40'tan fazla artış gösterdi. Bu haberlerle burayı noktalayalım ve konuklarımıza geçelim. Gün sonuna konuklarımızla devam ediyoruz. Fon yöneticisi Rıdvan Baştürk bizlerle birlikte. Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk Özlem, yayınlar. Teşekkür ederiz Rıdvan. Öncelikle senden şöyle bugünün piyasa yorumunu alalım. Dünle bugün farklı görünüyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
Evet, aslında ya bugünkü hareketler dünkü sert satışın bir tepkisiydi. Normaldir. Genelde borsalar tarafında çok sert düşüş yaşadığımızın ertesi gününde bu tarz toparlanmalar görebiliriz. Benim yani şu aşamada söyleyebileceğim şunlar olur. Piyasada risk iştahının giderek azalacağını düşünüyordum ben ve düşünmeye de devam ediyorum. Özellikle yılın geri kalan işte 3 aylık 4 aylık sürecinde risk iştahının daha da azalmasını bekliyorum ben. Ne var bu beklentimin altında derseniz de öncelikle pandemi riski, yani aşağı haberleri vesaire geliyor. Önce Rusya açıklama yapıyor, daha sonra Amerika tarafından açıklama geliyor ama bu aşağı haberlerinin şu an altı doldurulamamış durumda. Yani somut bir gelişme olduğunu görmüyoruz. Piyasalarda artık zaten bu aşağı haberlerine çok fazla olumlu tepki vermiyorlar. Bu nedenle ben pandemi riskinin yılın geri kalanında piyasaları olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Diğer yandan merkez bankalarının da artık adım atacak yeni bir alanı kalmadı. Yani bakıyoruz büyük merkez bankalarına zaten faizler ya sıfır ya da eksi tarafta. Faiz konusunda yeni bir adım gelmiyor. Diğer yandan zaten çok ciddi miktarda bir parasal genişleme desteği sundular piyasalara. Artık onlarda da atacak yeni bir adımın olmadığını görmekteyiz. Bu nedenle piyasalarda da merkez bankaları kaynaklı olarak yükselişlerin sona erdiğini söyleyebilirim. Ve gerçekten de sen de yayına başlarken bahsettin. Piyasalarda çok ciddi ralliler görmüştük. Örneğin Nasdaq endeksinde %88, DAX, Dow, S&P'de de %60-65 civarında Mart ayının ortasından bu yana yükselişler vardı. Onu da bir düzeltmesi gerekiyordu. Çünkü yani piyasalarda artık yeni bir hikaye yok. Yukarı yönde tekrardan kuvvetli bir eğilim için bir hikaye yaratılması gerekiyor. Ben bu hikayenin bu aşamada olmadığını ve olmayacağını düşünüyorum. Bu nedenle düzeltme hareketlerinin devam beklenebilir. Bir de tabii Amerika'da başkanlık seçimi var. Onu da ben gündeme alınması taraftarıyım açıkçası. Çünkü bugün de bir haber akışı geldi. İşte yapılan son ankette Joe Biden'ın Trump'ın 12 puan önünde olduğu yönünde bir haber vardı. Tabii seçim gününe doğru, zamanına doğru bu anketler değişecektir ama şu anki gündemde biraz da Biden'ın ön planda olduğunu ve başkanlığı ele alacağına yönelik beklentiler söz konusu. Bu piyasayı olumsuz etkiler. Çünkü Trump'ın 2016 yılındaki seçim propagandası işte kurumlar vergisinin düşürülmesi yönündeydi. Ama Joe Biden'ın stratejisine baktığımızda kurumlar vergisinde tekrardan bir yükseltme stratejisi olduğunu görüyoruz. Tabii farklı konularda da adımlar atacaktır. Yani ben Fed'in üzerindeki baskının bu aşamada biliyoruz Trump çok fazla baskı altında tutmuştu Fed'i parasal genişleme açısından. Joe Biden'ın burada biraz daha geri adımda kalacağını düşünüyorum. O yüzden hani piyasaların sevmeyeceği bir sonuç olacaktır ilk aşamada Joe Biden'ın başkanlığı ele alması. Bu nedenle bu gelişmeleri değerlendirdiğimizde artık yukarı yönde iştahın ben azaldığını ve düzeltme hareketlerinin devam edebileceğini düşünüyorum. Bugünkü harekette dediğim gibi dünkü sert satışların ardından bir toparlanma hareketi olarak gözükebilir. Evet Rıdvan, peki dün aslında satışlar ilk önce hızlandığında sert satışlar dahil olduğunda hemen bankacılık endeksinin hızlı bir gerilemesini görüyoruz. Çok hassas bir noktada aslında artık hem pandemi süreci üzerinde yükü taşıması, yapılandırmalar derken gelen diğer değişikliklerle beraber önemli bir noktada iskontolu diyoruz ama önü de çok açık değil gibi görünüyor. O yüzden her gün yorumunu alıyoruz bankacılık sektörünün. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Evet çok haklısın Özlem. Şimdi tabii ucuzluk göreceli olarak değişir yani. Her zaman dibinde bir tepenin tepesi vardır. Bu finans piyasaları içerisinde sektörde özellikle çok fazla rastladığımız bir konudur. Evet ucuz gözükebilir ama daha da ucuzlamaması için sebep yok. Dediğim gibi piyasalara bir satış geldiği zaman öncelikle bankacılık sektöründeki satışların biraz daha ön planda olduğunu görmekteyiz. Belki yükselişlere çok fazla eşlik edemiyorlar ama satışlarda özellikle negatif durumlarda bankacılık tarafının biraz daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Yani metriklerine baktığımızda da şu an açıkçası piyasadan pozitif paylaşacak bir temel, fundamental gelişmeye açık olmadıklarını söyleyebilirim. Tabii yılbaşından bu yana bakıldığında Borsa İstanbul'a göre de bankacılık sektörünün çok ciddi şekilde negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Özellikle burada bir de kur tarafının yukarıda olması, yüksek seyretmesinin ben bankacılık sektörünün önüne geçtiğini düşünüyorum. O yüzden içerisinde bulunduğumuz mevcut konjonktür göze alındığında zaten hani borsalar tarafında bir yukarı yönde potansiyel çok fazla görmüyorum. İkinci olarak da kur tarafını ve risk primini göze aldığımızda ki risk priminin de belki daha önceki dönemlerde 600 baz puandan geldiğini düşünürsek 510-520'lere düşük gibi gözüküyor ama hala çok yüksek gerçekten TL varlıkları için
çok fayda sağlayacak bir risk primi seviyesinde değiliz. Bu nedenle hem kur tarafını hem risk primini ve risk iştahını düşündüğümüz zaman bankacılık sektöründe şu an yukarı yönde bir potansiyel yaratacak bir hikayenin yaratılamadığını ve bu nedenle baskının devam edebileceğini düşünüyorum ben. Şöyle hemen hızlıca senden aslında dolar da çok önemli noktalara geliyor, dolar endeksi özellikle. Bir taraftan da altının yönü 1945 dolar seviyesine geldi. O yüzden ikisinin şöyle yorumunu almak istiyorum senden. Hem dolar endeksi beklentilerin hem altın ons özelinde. Ya bu kadar hızlı iniş çıkış güvenli liman olma özelliğini neredeyse kaybettirecek altına gibi geliyor bana. Ben böyle yorumlamak istiyorum ama sen nasıl değerlendiriyorsun? Çok haklısın. Ya aslında Mart ayından bu yanaki sürece bakıldığında ons altının zaten güvenli limanla hiçbir bağlantısı kalmadı. Daha çok piyasalarda risk iştahının arttığı dönemlerde biz ons altında yukarı hareket gördük. Risk iştahının azaldığı dönemlerde de ons altında düşüşler gördük. Bunun en güzel örneğini dünkü piyasada yaşadık. Yani dün piyasalarda ortalama olarak %3-%4 düşüşler yaşanırken ons altında da 1906 dolar seviyesine doğru baskı gördük. Bugün piyasalar toparladı tepki hareketleriyle. Ons altında da toparlanma var. O yüzden hani o klasik alışılagelmiş işte ons altın güvenli limandır, güvenli varlıktır algısı bence zaten son 5-6 aydır çok fazla yok. Muhtemelen böyle de gidecektir. O yüzden o algıdan biraz kurtulmak gerekiyor. Yani piyasalarda biz nakde kaçış dediğimiz yani borsalar tarafında satış, tahvil tarafında satış, riskli varlıklarda satışlar gördüğümüz zaman bundan ons altında olumsuz etkilenecektir. Piyasalar toparladığı da ons altında toparlanacaktır. Tabii burada işte düşük faizler dönemi devam ediyor. Yani bunların tersine dönmesi şu aşamada zor veya mevcut likidite ortamında devam edecektir. Yani büyük merkez bankalarının ana gündemi değiştirmesi para politikası olarak şu aşamadaki pandemi riski devam ederken çok zor gözüküyor. O yüzden ben ons altın tarafında ana resimde hala pozitif görüşümü koruyorum. Düşüşler olabilir dünkü gibi. Hani gün içi hareketler çok sert olabiliyor ama resmin biraz daha genişine baktığımız zaman, ana resme baktığımız zaman hala yukarı yönde potansiyelin olduğunu düşünüyorum. O yüzden olası geri çekilmelerde yatırımcıların 1915-1900 dolar bandına bakması gerektiğini düşünüyorum. Tabii hangi seviyeden net bir dönüş yaşanır onu kestirmek çok kolay olmayacaktır ama bir bant aralığı belirlersek orada kademeli işlemlerin ben daha faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden geri çekilmelerde alım fırsatları bu bölgeden gelmeye devam edecektir ons altın tarafında. Dolar endeksine baktığımızda ise orada benim yaklaşık 2 haftadır özellikle sosyal medya üzerinden de paylaşım yapıyorum sık sık. Yukarı yönde bir beklentim var. Bu beklentimin de altında yatan sebepler demin bahsettiğim sebepler aslında. İşte pandemi riskinde olması, merkez bankalarından ki Fed'den bahsediyorum yeni bir adımın gelmemesi ve yaklaşan Amerika başkanlık seçimlerinin risk iştahına düşürücü bir etkide bulunacağını düşünüyorum. Bu nedenle dolar endeksi tarafında son birkaç saattir bir değer kaybı var ama analizinde orada da ben önümüzdeki dönemde yani 3-4 aylık süreçte yukarı yönde eğilimin daha ön planda olacağını düşünüyorum. Euro ile ilgili peki beklentilerin nasıl? Çünkü Euro'nun yarın ECB faiz kararını beklediğini biliyoruz. Ona göre de yön bulacaktır. Hem Euro-TL paritesine de yansımasını nasıl değerlendirirsin ECB sonrası? Evet yani yarınki ECB toplantısı çok önemli. Ya yani bunu zaten bugünkü hareketlerde gördük. Son birkaç saatlik piyasaya baktığımız zaman Euro tarafında dolara karşı önemli bir değer kazanma söz konusu. Yani 1.17.50'lerden 1.18.20'lere kadar yükseliş ön plandaydı. Tabii Avrupa Merkez Bankası'ndan yani açıkçası ben yeni bir adım beklemiyorum. Zaten faizler olabildiğince düşük seviyelerde. Orada bir adım atacak yerleri yok. Parasal genişlemeyi de yapıyorlar. Zaten ekstra ilave de yapmışlardı bunlara tahvil alım konusunda. O yüzden orada da yeni bir adım atılmayacaktır. Sadece sözlü yönlendirmelere bakılabilir. Bugünkü hareketin aslında kaynağı yani 1.17.50'lerden 1.18.20'lere gidişin kaynağı Bloomberg'e bir haber düştü. O da Avrupa Merkez Bankası'ndan bir yetkilinin işte yarınki toplantıda açıklanacak olan projeksiyonlarda çok fazla değişikliğe gidilmeyeceği yani olumsuz anlamda çok fazla adım atılmayacağını ifade etmiş. Tabii bu biraz piyasayı oyalamak için yapılan bir açıklama diye düşünüyorum. Ben çünkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde daha da aşağı gelecek bir parite olsaydı piyasalarda panik havasının daha da artacağını söyleyebilirim. Bu sanki biraz da piyasayı dengelemek için atılmış bir adım olarak görüyorum. O yüzden yarınki ECB'den sonra benim beklentim parite tarafında Euro-Dolar'da aşağı yönde hareketlerin biraz daha ön planda olması yönünde. Çünkü Euro'da risk iştahından direkt olarak etkileniyor. Yani piyasalarda her şey pozitifse Euro-Dolar yukarı gidiyor. Tam tersi işler kötüye gidiyorsa Euro-Dolar'da da dün gördük ve bu sabah da gördük. Aşağı yönde hareketler ön planda. O yüzden benim buradaki genel beklentim artık Euro-Dolar'da da
hani yukarı yönde hareketlerin piyasa tarafından bu sefer aşağı yönde bir düzeltme için fırsat olarak değerlendirilmesi yönünde. Bu nedenle yarın ki Avrupa Merkez Bankası'ndan sonra da ben Euro-Dolar paritesinin aşağı yönde eğilimi biraz daha ön planda olmasını bekliyorum. Euro-TL'yi de sordum. Tabii Euro-TL'yi konuşursak Dolar-TL'yi de konuşmamız gerekiyor kısaca. Dolar-TL'de yukarı yönde iştah devam ediyor. Yani aslında sepet tarafına bakmamız gerekiyor bu tarz pariteleri değerlendirmek için. Belki Dolar-TL biraz ufak ufak yavaş yavaş yukarı inmeleniyor ama Euro-Dolar örneğin bir anda sert gittiği zaman yukarı yönde Euro-TL sert gidiyor. O zaman sepet kurunda biz daha sert yükseldiğini görmekteyiz. O yüzden şu an kurlar tarafında hem Dolar-TL hem Euro-TL tarafında ben yukarı yönde iştahın devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü şu an yani aşağı yönde bir eğilim için, aşağı yönde bir trend veya Türk lirasını benzer para birimlerinden pozitif ayrıştırmak için bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Zaten Merkez Bankası beklenen adımları atmadı. Yani örtülü faiz artırımı yaptı birkaç hafta ama o da piyasaları etkilemedi ve kur zaten 7.50 seviyelerine kadar geldi. Ben Merkez Bankası'nın bu aşamada piyasaları etkileyecek, yönleri değiştirecek bir adım atmasını beklemiyorum. Diğer yandan işte pandemi riski, ülke risk primimizin yüksek olması da TL tarafı üzerinde baskı oluşturuyor. O yüzden Euro-TL ve Dolar-TL'de yukarı yönde iştahın bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Rıdvan, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorum ve değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, ilk piyasa yorumunu Rıdvan Baştürk'ten aldık. Şimdi kısa bir araya çıkalım. Aradan sonra kaldığımız yerden devam. Gün sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz jeopolitik risklerden bahsedeceğiz. Özellikle piyasaları baskılayan. Şöyle hemen gidelim. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mevlüt Tatlıyer bizlerle birlikte. Mevlüt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Mevlüt Bey, biz de sürekli piyasa yorumu yapıyoruz ama genel hatlarıyla da değerlendirdiğimizde jeopolitik risklerin ne kadar önemli olduğunu ve piyasalara, ekonomiye yön verdiğini hep birlikte seyrediyoruz efendim. Birçok cephede de hak savaşımız var, bunu sürekli söylüyoruz. Baskılayan konular var. Genel şöyle bir öncelikle Türkiye'nin genel görüntüsünü değerlendirebilir misiniz? Şimdi genel olarak baktığımızda aslında gerek Karadeniz'de olan gelişmeler olsun, gerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olsun, gerek yıllardır süren Suriye cephesi vesaire olsun, gerek finansal kanatta son yıllarda yaşananlar olsun, bütün bunlar bir araya getirildiğinde aslında tarihi olarak ilginç zamanlardan, değişik zamanlardan geçtiğimizi görürüz. Yani tarihin aslında hızlandığı bir süreci yaşıyoruz. Karadeniz'de Sakarya Havzası'nda doğal gaz keşfi tabii olumlu gelişmeler arasında. Fakat diğer taraftan baktığımızda bunlar aynı zamanda riskleri de, siyasi riskleri de, ekonomik riskleri de arttıran unsurlar. Yine Doğu Akdeniz'de bir şekilde Türkiye'nin kıta sahanlığının tam olarak ne olduğu ya da Türkiye'nin haklarının ne olduğu noktasında ciddi tartışmaların olduğunu görüyoruz. Yine finansal kanatta son yıllarda küresel likiditede yaşanan azalmayla birlikte ve son olarak da pandemi süreciyle birlikte finansal kanatta da risklerin arttığını görüyoruz. Türkiye bütün bu küresel risklerin arttığı bir atmosferde hem siyasi riskler hem finansal riskler hem de sağlıkla ilgili riskler pandemiyle birlikte yönünü bulmaya çalışıyor, yolunu bulmaya çalışıyor ve dış politikanın aslında ciddi şekilde önem kazandığı, tarihi olarak dış politikanın çok önem kazandığı bir sürecin içerisindeyiz. Bu noktada Türkiye genel olarak baktığımızda oldukça anlamlı, oldukça doğru ve oldukça sağlam politikalar uyguluyor. Doğu Akdeniz'de hakkı olanı almaya çalışma noktasında olsun. Yine Karadeniz'de ısrarlı bir şekilde ve sonunda da başarılı bir şekilde doğalgaz arama çalışmaları olsun. Yine Suriye'de biraz daha işin siyasi tarafına girecek olursak, Suriye'de bir şekilde Türkiye'nin, başta Türkiye'nin iç güvenliğini sağlama noktasında yapılan çalışmalar olsun. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin ekonomi güvenliği ya da uzun vadeli ekonomik çıkarları bu süreçte, son birkaç yıllık süreçte ve bundan sonraki süreçte de aslında neye bağlı? Genel anlamda dış politikada sergilenecek, bu az önce bahsettiğim farklı boyutlarda sergilenecek başarılara bağlı. Tabii bunun yanı sıra ekonominin kendi içsel dinamikleri de her zaman için önemli. Bunu söylememize bile gerek yok. Fakat benim söylemek istediğim şey dış politikanın ve küresel risklerin bu dönemde ekonomi üzerinde aslında çok uzun zamandır olmadığı kadar önem kazanmış olduğu.
Evet, peki yarın da bir NATO toplantısı bekleniyor. Doğu Akdeniz meselesinin detaylı bir şekilde görüşülmesi üzerine. Burada Yunanistan'la tabii sürekli bir diyalog halindeyiz, evet. Aslında bakacak olursak medya aracılığıyla. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yarın NATO tarafında sizce nasıl bir toplantı sergilenir? Yani toplantının detaylarında daha çok sanki, çünkü şunu sormak istiyorum aslında. Türkiye sanki biraz daha, sanki değil hatta, yalnız kalmış görünüyor Doğu Akdeniz meselesinde. NATO'nun da bununla ilgili kararı sizce net midir, belirgin midir? Bence konuyu yalnızlık ya da yalnız olmamak üzerinden tartışmak çok doğru değil. Bu konuda hani ana kavramımızın bu olması gerektiğini düşünmüyorum. Evet, evet, bu önemli. Diğer ülkelerin bizimle işbirliği yapıp yapmamaları önemli. Fakat buradaki anahtar kelime bence yalnızlıktan ziyade Türkiye'nin kendi haklarını savunabilmesi veya savunamaması, savunması ya da savunmaması üzerinde şekillenmesi gerekiyor. Baktığımız zaman herhangi bir makul zeminde, normal bir masa etrafı toplanıldığı zaman Türkiye'nin tezlerinin aslında çok makul olduğu, çok doğru olduğu net bir şekilde görülür. Baktığımızda Yunanistan'ın kıta sahanlığını gösterdiği, kendince kıta sahanlığını gösterdiği haritaya baktığımızda çok absürt bir durumun olduğunu görüyoruz. Akdeniz'de çok büyük bir kıyısı olan Türkiye'nin hiçbir kıta sahanı yok, hiçbir alanı yok. Fakat burada sadece Meis Adası'yla ve birkaç ufak adayla varlığını sürdüren Yunanistan, Türkiye'nin sahip olması gereken tüm alanı kuşatıyor. Bu noktada yani çok net bir şekilde Türkiye'nin tezlerinin zaten olması gerekenin çok yakınında olduğunu, çok benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu noktada Türkiye'nin kesinlikle ve kesinlikle haklı olduğunu, tezlerinde haklı olduğunu ve Yunanistan'ın da tırnak içinde bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yunanistan'ın da tırnak içinde şımarıkça bir tavır içerisinde bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu şımarıklık muhtemelen sırtlarını bir şekilde AB'ye dayamaya çalışmalarına ya da yani bir şekilde AB'nin yanlarında olduğunu düşünmelerinden geliyor olabilir. Fakat diğer taraftan NATO'ya geldiğimizde Yunanistan NATO'ya üye olabilir ama Türkiye de NATO'ya üye. Ve şunu söylememiz lazım. Evet, uluslararası ilişkilerde güç önemlidir ama hukuk da önemlidir, adalet de önemlidir. Siz bugün Akdeniz'de oldukça hukuksuz bir şekilde benim kıta sahanlığım bu, benim etki alanım bu noktasında diretirseniz bunun küresel boyuttaki yansımaları hiç de iyi olmaz. Diğer taraftan Türkiye kendi istediğini ve kendi hakkını alma noktasında yeterince güce sahip. Bu noktada Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı herhangi bir tehdit sergileyemeyeceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani hem karşılaştırma olarak güce baktığımız zaman, mutlak güce baktığımız zaman, hem de haklılığa, haksızlığa baktığımız zaman Türkiye'nin elinin oldukça güçlü olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu noktada özellikle Fransa'nın konuya hakkaniyet, adalet açısından ya da uluslararası hukuk açısından değil de Türkiye'nin güçlenmesini istememe bağlamında yaklaştığını net bir şekilde görüyoruz. Çünkü baktığımız zaman burada ortada uluslararası hukuka göre tezlerin çarpışması lazım. Tezlerin tartışılması lazım. Bunun yapılmadığını görüyoruz. Türkiye sürekli bir şekilde Yunanistan'ı ve diğer aktörleri masaya çekmeye çalışıyor ve buyurun gelin tartışalım diyor. Fakat bundan uzaklaşılıyor ve sadece retorik üzerinden tartışılmaya çalışılıyor. Ve retorik üzerinden tartışılmaya çalışılmasının sebebi de özellikle Yunanistan tarafından aslında haksız olduklarını bilmeleri. Yani bunu zaten o Akdeniz haritasına bakan, o sözüm ona Sevilla haritasına bakan herkes çok net bir şekilde ortada çok absürt bir durumun olduğunu net bir şekilde görür. Ben bu noktada Türkiye'nin tezlerine sadık kalması gerektiğini ve bu noktada da sağlam durması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün bu noktada sağlam durulmazsa Doğu Akdeniz'de eğer hakkımız olanı, Türkiye hakkı olanı alma noktasında dirayet gösteremezse bundan sonraki süreçte de yani bu sadece bir ekonomik kayıp değil. Aynı zamanda siyasi anlamda da bir kayıp anlamına gelecektir. Ben Türkiye'nin bunu gerçekleştirebilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum ve zaten süreç içerisinde de Türkiye haklılığını net bir şekilde ortaya koyacaktır. Hı hı. Ve az önce bahsettiğiniz yalnızlığın da çok geçerli olmayacağını bu noktada söyleyebilirim. Evet, Mevlüt Bey, aslında çok güzel özetlediniz bizlere Doğu Akdeniz meselesindeki son gelişmelere. Peki efendim, biraz küresel tarafa değinmek istiyorum ben. ABD seçimleri yaklaşıyor malum. Donald Trump Joe Biden'la başa baş mücadele ediyor. Bazen evet. Joe Biden'ın öne gittiğine dair anketlerle ilgili gelişmelerde haberlere düşüyor. Ama kim önde belli değil. Amerika bu. Sonuçta son dakika fikir değişikliğine de gidebilir. Sizin genel hatlarıyla şöyle Amerika seçimleriyle ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir, almak isterim.
Evet, bahsettiğiniz gibi Özlem Hanım, ben de belirsiz olduğunu düşünüyorum. Hangi adaylarla ilgili şu üçü ihtimalle seçilir veya seçilemez diyemem. Fakat günün sonunda eğer Trump seçilirse mevcut politikanın az çok devam edeceğini, fakat Biden seçilirse bazı noktalarda farklı noktalara gidileceğini düşünüyorum. Şöyle düşünmemek lazım ama bu aday değil de şu aday seçilince her şey tepe taklak olur, her şey değişir diyemeyiz. Fakat belirli oranda değişimler olacaktır. Bununla birlikte ben yine şuna dönmek istiyorum. ABD'de Donald Trump'ın seçilmesi bir sebep değil, bir sonuçtu. Hangi sonuçtu? Baktığımızda ABD aslında tüm dünyada hakim olmaya çalışarak hakimiyetini tüm dünyaya yaymaya çalışıyor bir taraftan. Fakat bu çok maliyetli bir şey. Ve ABD bunu yaparken aslında kendi vatandaşlarını ciddi ölçüde ihmal etti. ABD'de orta kesimi ciddi ölçüde ihmal etti. Bugün ABD zengin bir ülke, fakat zenginliğine rağmen gelir dağılımının oldukça bozuk olduğu bir ülke. Sağlık sigortasının çok düşük düzeylerde ve kapsamının çok dar olduğu bir ülke. Yaşamanın özellikle gelir düzeyi yüksek olmayanlar için oldukça zor olduğu bir ülke. Ve ABD'de orta kesim bu noktadan gerçek anlamda rahatsız. İşte Trump bu şartlar altında seçildi. Ve baktığımızda bence Trump'ın en ayırt edici özelliği bu vurgusudur. Ben dünyanın jandarmalığını yapmaya çalışmayacağım. Amerika'yı tekrardan zengin bir ülke, Amerika'yı tekrardan bir Amerikan rüyasının yaşandığı bir ülke haline getireceğim diyerek aslında orta kesime, Amerika'da orta kesime hitap ediyor Trump ve tabanının aslında temel anlamda beklentisi de Trump'tan bu. Biden seçilirse eğer, Trump seçildiğinde bu politikanın devam edebileceğini düşünebiliriz. Fakat Biden seçildiğinde ABD'nin küresel jandarmalık fonksiyonunun daha üst noktalara çıktığı bir zeminle karşılaşabiliriz. Fakat şunu da yine vurgulayalım, bütün bu yaşananlar sadece bir ABD başkanının ya da onun arkasındaki yapının istek ve arzularına göre şekillenmiyor. Dünyanın da bir konjonktürü var, diğer ülkelerin yapıları var. Hiçbir ülke tek başına mutlak güce sahip değil. Burada göreceli güç ön planda, karşılaştırmalı güç ön planda. Ben eğer Biden seçilirse ABD'nin biraz daha hani uluslararası arenada ısırgan olabileceğini düşünüyorum. Fakat bu gerçekleşmesi durumunda bunun ABD'ye ne gibi getirisi götürüsü olur bunu bilemem. Fakat uzun vadede ABD'deki toplumsal sözleşmeyi daha da zayıflatacağını söyleyebilirim. Yani Trump aslında ABD'deki toplumsal sözleşmeyi bir nevi güçlendirmeye çalışıyor. ABD'de orta kesimi istediğini vererek. Toplumsal sözleşmeden kastım da insanların, vatandaşların ülkeden istediklerini ekonomik anlamda alabilmesini kastediyorum. Huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesini kastediyorum. ABD dünyada jandarmalık yapmaya çalışarak, buraya çok ciddi kaynaklar ayırarak, silah endüstrisine çok ciddi kaynaklar ayırarak aslında bu vatandaş ile devlet arasındaki toplumsal sözleşmeyi çok uzun süredir aslında zayıflatıyor. Ve görece zayıf bir toplumsal sözleşme var ABD'de. Biden'ın seçilmesi bunu belirli ölçülerde hızlandırabilir ve uzun vadede ABD'ye gerçek anlamda daha ciddi zararlar verebilir. Trump'ın seçilmesi ise hani bu süreci tamamıyla ortadan kaldırır ya da toplumsal sözleşmeyi direkt olarak güçlendirir diyemem. Çünkü Trump'ın da çok ciddi bir muhalefetle karşılaştığını biliyoruz ülke içerisinde. Yani aslında Trump belki bir anlamda hani yalnız kaldı diyebiliriz. Kendisi ve ekibi bir anlamda yalnız kaldı diyebiliriz. Çünkü uzun yıllardır ABD'nin dış politikasına yön veren yapıya mügayir, yapının tersine işler yapmaya çalışıyor. ABD'yi daha içine kapanı, daha izolasyonist bir ülke haline getirmeye çalışıyor. Bunun ABD'de orta kesime uzun vadede faydasının olacağını söyleyebiliriz. Fakat yine de ABD'deki toplumsal sözleşme zayıflığının ve kendi içsel dinamiklerinin Trump'ın hareket alanını da daralttığını söyleyebilirim. Buna çok basit bir örnek vererek bitireyim bu bölümü. ABD'de biliyorsunuz altyapı çok uzun zamandır çok eski ve yenilenmesi gerekiyor. Yani sadece sağlık sektörü değil, aynı zamanda devletin zaten sağlaması gereken altyapı hizmetlerinde bile çok ciddi bir eksiklik söz konusu. Bu bile aslında ABD'de toplumsal dokunun nasıl kırılgan bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Ben bunu bu nedenle uzun vadede, orta ve uzun vadede hani 10 yıl ve sonrası süreçte ABD'nin bu kendi içsel problemleriyle daha çok mücadele etmeye başlayacağını düşünüyorum. Biden'ın seçilmesi ancak bu süreci hızlandırır ve derinleştirir. Evet, Mevlüt Bey, sizinle son 3-4 dakikamız kaldı. Ben bir raporu da değerlendirmenizi
isteyeceğim. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu ve Kötü Haber Temsilcisi Fitch ilk defa daralmada yukarı yönlü yani düzelmeye doğru bir revizesi söz konusu. Bunun içinde hem Türkiye var hem dünyanın gayri safi yurt içi hasılası var. Küçük puan dilimleri de olsa iyiye işarettir. Evet. Siz nasıl değerlendirdiniz bu daralmadaki iyi yönlü revizeleri? Aslında Türkiye pandemi sürecinde diğer ülkelere göre daha az kötü performans gösteriyor. Daha iyi demeyelim çünkü küçülme var ortada. Baktığımızda yıl olarak baktığımızda da Türkiye'nin görece hem çeyrek olarak, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek olarak göreceğiz daha sonra. Hem de yıl olarak Türkiye'nin aslında diğer ülkelerden önemli oranda pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var. Bunlar ayrıca tartışılabilir. Ben burada Türkiye'nin kendi içsel dinamizmi, Türkiye ekonomisinin kendi içsel canlılığı, vatandaşların ekonomiye olan güvenini görüyorum. Burada şunu vurgulamam lazım. Sürekli söyleniyor işte genel olarak ekonomi çok kötü, her şey çok kötü, her şey şöyle oluyor, böyle oluyor ama bakınız vatandaşın ekonomiye olan güvenini şuradan anlarsınız. Türkiye'de Haziran ayında harcamalar, kredi kartı üzerinden görüyoruz bunu. Harcamalar pandemi öncesi döneme döndü. Haziran ayında döndü sadece ve ekonomik güven endeksleri, reel kesim güven endekslerine bakıyorsunuz. Yine çok ciddi bir toparlanma görüyoruz. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Vatandaş ne zaman parasını harcar? Ekonomiye güvendiği zaman, gelirinde bir eksilme olmayacağını düşündüğü zaman harcar. Ve bu da genel anlamda bir aslında sözlü değil ama fiili bir güven ifadesidir. Bunun yaşandığını görüyoruz. Bu aslında söz konusu derecelendirme şirketlerinin Türkiye ile ilgili ekonomik büyüme beklentileri genelde zaten yukarı yönlü revize edilir genel olarak. Bunu görüyoruz. Aslında Türkiye'ye bakışları da bu noktada bir özellikle kötümser olduğunu söyleyebilirim. Sadece pandemi dönemi için söylemiyorum. Yıllara baktığımızda hep bunu görürsünüz. Türkiye ile ilgili bir büyüme tahmini yaparlar ve daha sonra onu yukarı yönlü revize ederler. Genelde yaşanan budur. Bunu bir taraftan Türkiye'ye neden kötümser bakıyorlar? İşin içinde çok hoş olmayan temaların da olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'den genel olarak çok tırnak içinde haz etmemeleri ya da olaya daha çok siyasi perspektiften bakmaları olabilir. Yine Türkiye'yi sürekli olarak Türkiye'nin ekonomik canlılığını daha az hesaba katmaları olabilir. Bu pandemi sürecinde de aslında Türkiye'nin yukarı yönlü revize edilmesi, Türkiye'nin ekonomik performansının, Türkiye'ye dönük ekonomik beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesi de hem Türkiye ekonomisinin canlılığını yeterince hesaba katamamalarıyla alakalı. Bu noktada aslında şuna da vurgu yapmak lazım. Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları da bu nokta oldukça önemli oldu. Aslında tabii zararlı tarafları da olsa da Haziran ayındaki kredi genişlemesi de aslında bu toparlanmada önemli bir paya sahip. Zaten biliyorsunuz Ağustos ayının ortasından itibaren bu kredi genişlemesinde de biraz frene basıldığını görüyoruz. Bu anlamda hani şöyle söyleyelim, pandemi sürecinin böyle devam etmesi durumunda Türkiye ekonomisi 2020 yılını aslında görece iyi olarak tamamlayacak. Sonbahar ve kış aylarında pandemide tekrardan bir ikinci dalganın yaşanması durumunda ise ki ben böyle bir gelişmenin yaşanmasını bekliyorum. Yaşanması durumunda ise yine tekrardan bir yarı karantina ortamına giriş ve tekrardan daha sonraki süreçte ekonomik performansta canlanma yaşayabiliriz. Yani bu zamana kadar yaşadığımız sürecin tam bir benzerini bundan sonraki süreçte de yaşayabiliriz. Ben genel olarak Türkiye ekonomisine güveniyorum ve bu zamana kadar yaşadıklarımız aslında beni de şaşırttı bir anlamda. Yani Türkiye ekonomisinin gösterdiği ekstra daha az kötü performans, ekstra iyi performans bu noktada beni de bir nebze olsun şaşırttı, biraz şaşırttı. Bu noktada Türkiye ekonomisine zaten güveniyordum bu anlamda. Bu güvenimin daha da arttığını söyleyebilirim. Evet. Ben Türkiye'nin genel olarak bu pandemi sürecinden güzel bir şekilde, iyi bir şekilde kendini kurtarabileceğini düşünüyorum. Tabii ki önemli yaralar aldık ve alacağız bundan sonraki süreçte de. Evet. Önemli olan bunları minimize edebilmek ve hızla yaralarımızı sarıp tekrardan her anlamda pandemi öncesi döneme dönebilmek. Bu noktada mesela istihdamı örnek olarak verebiliriz. Evet, İstihdam oranlarında 4-5 puanlık bir düşüş söz konusu pandemi sürecinde. Bu gayet normal. Normal işten çıkarmalar yasaklandı ama gayri resmi istihdamda doğal olarak ciddi daralmalar yaşanıyor. Mesela bundan sonraki süreçte benim pandemi deyince, pandemideki yaşanan sıkıntılar deyince istihdamın hızla eski düzeylerine getirilmesinin öncelikli bir politik alanı olacağını ve olması gerektiğini düşünüyorum. Mevlüt Bey çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Rica ederim o zaman. Doçent Doktor Mevlüt Tatlıyer bizlerle birlikteydi efendim, Edipol Üniversitesi öğretim üyesi. Şimdi altın ve para piyasalarını konuşmak için gidiyoruz uzmanına, İslam Memiş bizlerle birlikte. İslam Bey hoş geldiniz. Yayınlar,
Teşekkürler o zaman. İslam Bey, sizinle bir diğer yarıda da devam edeceğiz. İzleyicilerimize de şimdiden bilgisini verelim. Şöyle genel, dolardan mı başlayalım, altından mı başlayalım? Siz karar verin. Ben oynaklıklara bakınca dolar, hiçbiri birbirinden farklı evet. değil artık. Ne dersiniz? Yani dolar bu hafta çok aşırı değer kazandığı için hem uluslararası piyasalarda hem yurt içi piyasalarda doların daha göz önünde olunduğu bir haftayı geride bıraktığınız için isterseniz dolardan başlayalım. Lütfen buyurun. Dolar kuru 7.49 lira seviyesinde 7.50-7.49 aralığında gelip gidiyor. Benim tahminim eğer tekrar 7.49-50 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olursa yükselişler tekrar 7.60-7.80 lira seviyesine ataklar yaşanabilir. Ancak bu kısa vadeliğinde de olsa bir geri çekilme isteği bekliyorum. Hem dolar TL kurunda hem de dolar endeksinde. Çünkü euro dolar paritesinde de bir toparlanma isteği gözlemleyebiliriz. Yani 1.20 bandını test eden euro dolar paritesi tekrar bir 18 bandının aşağısına sarktı. Şu anda yine bir 18 bandının üzerine yükseldiğini gözlemliyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları var yarın. Ben euro dolar paritesinin kısa vade için 1.24-1.25 bandına kadar yükseleceğini tahmin ediyorum. O yüzden hem uluslararası piyasalarda dolar endeksi hem de iç piyasalarda dolar TL kurunda kısa vadeliğinde bir kar satışı, bir düzeltme hareketi beklediğimi söyleyebilirim. 7.40 lira seviyesinin aşağısında 7.38-7.35 lira seviyesine kadar bir geri çekilme tahmin ediyorum. Ancak bu kısmi geri çekilme, düzeltme hareketlerinden sonra tekrar euro dolar paritesi de 1.24-1.25 band aralığını tamamladıktan sonra tekrar dolar TL kurunu yeniden yorumlamak gerekiyor. Yaklaşık 3 aydır yatırımcısına 6.75-6.85 lira aralığından itibaren biraz daha dolar tarafını yakından takip etmelerini tavsiye etmiştik. Yine bu öngörüm devam ediyor. Yani yine dolar kurundaki az önce de ifade ettiğim gibi 7.60 ve 7.80 lira beklentim ve öngörüm yine devam ediyor. Ama kısa vadeli süreçlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çeşitli açıklamalar ya da bir ara karar açıklamalarıyla doların tansiyonunu düşürmek için farklı adımlar atabilir. Dolar TL kurunu etkileyecek faktörler için de euro dolar paritesinin ve dolar endeksinin önemi mutlaka önemli olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da zaman zaman yaptığı açıklamalarla sözlü müdahalesi gelebilir diye tahmin ediyorum. Peki efendim, doların ataklarını azaltmak için bazı hamleler gelir demiştiniz. Bu hamleler sizce evet. ne olabilir? En önemli hamlelerden şöyle bahsedelim mi? Yani swap anlaşmaları vardı. İki kez haber akışı geldi. Üçüncüsü bence yapıldığına dair bir tahminim var. Ancak bu swap işlemleriyle ilgili işte 6.75-6.85 lira aralığındaydı bu süreç. Tekrar faiz artırma sürecini arkadaşlar, analist ya da ekonomist arkadaşlar dillendiriyorlar ama siyasi iradenin şu anda faiz artırma gibi bir düşüncesinin olmadığını Sayın Cumhurbaşkanı sık sık ifade ediyor. Ne IMF'e ne de faizleri artırma noktasında düşünceleri yok ve bunu her fırsatta dillendiriyorlar. Farklı enstrümanlar kullanarak bu süreci beklemeye alıyorlar ve gözlemlemeye devam ediyorlar. Merkez Bankası her fırsatta ve her toplantıda zaman zaman açıklamalar yapıyor. Piyasaları yakından takip ediyoruz ve doların tansiyonunu düşürecek, ateşini düşürecek, piyasaları sakinleştirecek bütün enstrümanlar elimizde mevcut. Altın varlıkları önemli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dünyada yine en fazla altın stoklayan merkez bankası unvanını almaya devam ediyor. 19.4 ton en son altın alımını gerçekleştirdi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın altın rezervi bu miktarla birlikte 603 tona kadar yükseldi. Aslında bu da elini rahatlattıran bir enstrüman olarak gözlemliyoruz şu anda. En azından dolar ihtiyacı olduğu için swap işlemlerinde altının faktörü önemli olmaya devam edecek. Tekrar Akdeniz'de, Ege'de tekrar bu bölgelerde bir müjdeli haber akışı beklendiği ifade ediliyor. Bu haber akışları da piyasalarda iyimserliğe neden olabilir. Ama şu anda biraz daha hızlı ve agresif yükseldiği için dolar kuru kısa vadeliğinde de olsa yani 7.40 lira seviyesinin altına sarkmak için yine birçok bahanesi olduğunu ben düşünüyorum. Ama dışarıdaki en önemli etkenin de euro dolar paritesinin ve dolar endeksinin olduğunu tekrar anımsatmak isterim.
Evet İslam Bey, ben de ikinci soru olarak Euro dolar paritesini sormak istiyordum. Yarın ECB'nin kararı var. Aslında dolar evet. ve Euro tarafında bir güç kaybetme isteği var. Yani dolar mı düşsün, Euro mu düşsün? ECB'de tabii evet. ki bu yönde mutlaka bazı söylemlerde de bulunacaktır diye piyasa bu beklenti içine girdi. Belli başlı noktaları da kırdı. 1.20'yi gördük. Sonrasında 1.18-1.17 bandının altına tekrar geldi ama yükselme evet. ihtimalleri de var. Genel şöyle bir değerlendirmeye alalım ama kısa bir araya çıkacağız. Tamam. İsterseniz siz cümlenize başlayın. Ben gerekli yerde müdahale edip bir Tabii. aradan sonra da devam ederiz. Şöyle, Euro-Dolar paritesinin 1.20 olması Avrupa ekonomilerinin işine gelmiyor. Dolar Hı-hı. endeksinin yükselmesi, doların yükselmesi Amerika'nın işine gelmiyor. İşte çeşitli para birimlerinin oynaklığı hiçbir merkez bankasının ve hiçbir ülkenin menfaatine değil. Dolayısıyla bazı şeyler elinizde olmadan da fiyatlamaları piyasa belirliyor. Dolayısıyla ben Euro-Dolar paritesinde tekrar 1.20'nin üzerinde 1.24-1.25 bandını bekliyor olacağım. Lagarde'ın açıklamaları hangi yönde olacak? Tekrar baskılayabilecekler mi? Farklı bu süreci değerlendiren parasal genişleme politikalarından tutun da farklı söylemlerle Euro-Dolar paritesinin tekrar 1.15 bandına kadar gerilemesini destekleyecek mi? Bu buraları yakından takip edeceğiz ama şu an sınırdayız. Yani 1.18-1.17-1.18-1.50 band aralığındayız. Ya 1.15 bandını hedef alan bir parite olacak karşımızda ya da 1.24-1.25 bandını hedef alan bir parite olacak. Ben daha çok yükseliş trendinin biraz daha ön planda tutulacağı bir dönemi bekliyorum. Çünkü ABD'de seçimler var. Dolar varlıklarında da bir toparlanma isteği var ama endeks tarafında tekrar satışların çok hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle teknoloji hisse senetlerinde satışların hızlı olduğunu, hemen değişken olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla dolar varlıklarında tekrar geri çekilme olması halinde emtia tarafında da bir miktar toparlanma olabilir. Yani yatırımcılar bence Euro-Dolar paritesinin biraz daha yukarı yönlü hareketlerini destekleyen pozisyonlar alabilir. Bu da Euro-Dolar paritesinin 1.24-1.25 aralığına kadar yükselmesini tetikleyebilir. Tabii ki Merkez Bankası'nın açıklamaları önemli olacaktır. Lagarde'ın söylemleri, açıklamaları mutlaka önemli olacaktır ama burada zarar görmüş bir dünya ekonomisi var ve Avrupa ekonomileri de diğer ekonomiler gibi virüs salgından ciddi anlamda olumsuz yönde etkilendi. Evet, İslam Bey şimdi kısa bir araya çıkalım efendim. Tamam, aradan sonra tamam. kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzleyicilerimiz de bilgisine verin. Gün sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar konuğumuz İslam Memiş'le birlikte. İslam Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, iyi yayınlar tekrar. Efendim hatırlatmış da olalım. Euro-Dolar paritesiyle evet. ilgili özellikle 1.20'nin üzerine gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemiştiniz. Tahmininiz bu yöndeydi. Bir taraftan da sterlini isterseniz konuşalım. Çünkü o da fazlasıyla dolar karşısında aşağı doğru geriledi. Sterlin ve diğer döviz cinslerinin de dolar karşısındaki tutumunu ne yönde bekliyorsunuz? Orada da doların tekrar bir zayıflaması söz konusu olabilir mi? Dolarla ilgili ben sosyal medya mesajımda şöyle bir takipçilerime mesaj vermiştim. Aslında dolar endeksinde ve dolar TL kurundaki yükselişler aslında yatırımcısına şu fırsatları veriyor. Karşısındaki para birimlerine geçmek için iyi bir fırsat sunuyor kısa vadeline. Yani euro alabilirsiniz, sterlin alabilirsiniz, frank alabilirsiniz, altın, gümüş alabilirsiniz ama bunları kademeli olarak yapmamız gerekiyor. Mesela Euro-Dolar paritesindeki tahminimiz mesela 1.24-1.25 aralığı, işte 1.17'den başlayan süreçlerde 1.18-1.19 kademeli olarak burada dolardan tekrar pariteye geçiş yapabilirsiniz. Ama TL ayağıyla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Yani TL'ye geçmek şu anda riskli. Ama parite ayağıyla İsviçre frankı mesela kademeli alımlar yapabilir diye ben düşünüyorum. Tekrar altın ons fiyatı mesela 1900-1950 dolar aralığında dolaşıyor. Burada %25'lik bir alım yapılabilir. Tekrar 1880-1860 dolar aralığında tekrar bir alım yapılabilir. İşte gümüşün ons fiyatı 25-27 dolar aralığında. Buradan bir kademeli alım yapılabilir. Yani doların aslında burada birçok özelliği var. Yatırımcısının bunu ya sterlin olarak, sterlin dolar paritesi olarak, ya İsviçre frangı olarak ya da MT olarak değerlendirebilirler. Bunu da önemsiyorum. Dolayısıyla da sterlin tarafındaki ben gidişatın bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu kısa vadeli. Ancak 3 Kasım seçimlerinden sonra
tekrar Trump'ın seçilmesiyle birlikte dolar endeksinde tekrar bir toparlanma isteği yaşanabilir. Biraz daha Aralık aylarına baktığımız zaman ya da Ocak aylarına baktığımız zaman pandemi süreciyle ilgili ikinci dalga beklentileri var. Bu da nakit ihtiyacını doğuracağı için dolar endeksinin tekrar toparlanma isteğini gündeme getirebilir. Bunları göz önünde bulundurarak kısa vadeli bu pozisyonlar değerlendirilebilir. Bunu ya piyasa oyuncusu olarak işlem yapmak için değerlendirebilirsiniz ya ihtiyacınız doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Mesela elimde dövizim var ama benim altın ya da gümüş borcum var. Buyurun piyasa burada, rakamlar da burada, bunu değerlendirebilirsiniz. Yani benim sterlin ya da frank borcum var. Buyurun burada değerlendirebilirsiniz. Ya da sepet yapmak istiyorum. Emtiam var, işte dövizim var ama paritenin gideceğini öngörüyorsak, yani 1.24-1.25 hedefini biliyorsak kendimizde, buyurun tekrar 1.20'nin altında bir parite var. Buradan tekrar giriş yapılabilir. O yüzden doların bugünlerde fonksiyonu biraz daha fazla. Ama TL ayına baktığınız zaman işte 7.49 lira, 7.50 lira bant aralığında. Burada kritik direnç seviyelerine yaklaştığını gözlemliyoruz ama ben dolar TL kurumunda da az önce ifade ettiğim gibi tekrar yükselişlerin biraz daha kısa vadeli sınırlı kalacağını da düşünüyorum. İslam Bey, o zaman biraz da altın konuşalım mı? Altının dünkü fiyatıyla bugünkü fiyatı arasında 30 dolar oynuyor. Evet. Dün al fırsatı veriyor mu derken riskli görenler de vardı ama şu an 30 dolar yukarıda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu altındaki oynaklık gerçekten de riskli değil mi? Yani 9 haftalık bir yükseliş trendi vardı. Artık 2 haftadır baskılanmaya devam ediyor. Altın fiyatları geçen hafta da baskı altındaydı. Bu hafta da baskı altında ama tepki yükselişleri dediğimiz bir trend var. Yani 1930 dolar seviyesinin üzerinde kalmak istiyor ancak 1950 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamıyor. İki gecelik kapanışları göz önünde bulundurduğumuz zaman emtia fiyatlarının ayı piyasasına girdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bir aylık süreç içerisinde ben emtia fiyatlarında agresif yükselişler beklemiyorum. Ama bu sabit duruş ya da geri çekilmeler de aslında yatırımcılara da bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyorum. 1900-1950 dolar, ben kademeli alımlarımda 1880-1860 dolar aralığını takip edeceğim. Ancak bu birkaç haftalık süreçlerde 1880 ve 1860 dolar seviyeleri test edildiği zaman dışarıdan gelecek aşı haberleri de önemli olacak. Küresel risk iştahı da önemli olacak. Dolayısıyla ben bu bir aylık süreç içerisinde altın fiyatlarında aman aman bir yükseliş beklemediğimi ifade etmek isterim. 5 aylık süreç içerisinde agresif bir şekilde yükseldi. Değerinden fazla yükseldiğini gözlemledik ve gördük. Dolayısıyla artık bir dinlenme modu, artık bir kar satışı düzeltme hareketleriyle birlikte altın ve gümüş tarafında, ons tarafında ve gram tarafında bir geri çekilme bekliyorum. Tabii ki 1880 ve 1860 dolar aralığı test edildiği andan itibaren yatırımcısı buradan yeni bir pozisyon almalı. Ancak tekrar bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü'nden ya da herhangi bir ülkeden bir aşağı haberi gelirse ya da Amerika'dan böyle bir aşağı haberi gelirse emtia fiyatlarında tekrar baskılanmanın devam edeceğini de söyleyebiliriz. Ama önce 1880 ve 1860 dolar aralığını görmek gerekiyor. Bugünkü hareket de işte ben güçlü duruşumu korumaya devam ediyorum. Her ne kadar dolar endeksi 93 bandının üzerinde olsa da ben düşmek istemiyorum. Burada bir alıcı piyasası var ama bence burada ters pozisyon var. Burada bir tuzak piyasası var. 1950 dolar seviyesinin üzerinde yerleşirse tekrar yükseliş trendini konuşabiliriz. Yani 1960 ve 1980 dolar seviyesini. Şu anda 1940-1945 dolar aralığı. Bence kapanışlar önemli. Bu haftaki kapanışlarda yarın mesela Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Lagarde'ın açıklamaları emtia fiyatları üzerinde önemli olacağını söyleyebilirim. Şu anda altın ons fiyatındaki beklentim yine 1880 ve 1860 dolar seviyesi. Gram altın TL fiyatında tekrar 450-468 lira aralarını takip etmeye devam ediyorum. 458 lira seviyesi test edildi ama kalıcı olamadı. Tekrar toparlandı. Kademeli geri çekilmelerde bir aylık süreç içerisinde 458, 453 ve 450 lira seviyelerini takip etmeye devam edeceğim. Dolayısıyla bu geri çekilmelerde kısa vade için yatırımcısına bir alım fırsatı sunacak.
Ama dolar kurunu o gün tekrar yorumlamak gerekiyor. 450 lira seviyesi öngörümüz gerçekleşirse bu sefer dolar kuruna bakacağız. Dolar nerede diye. Dolayısıyla bu bir aylık süreç içerisinde gram altın TL fiyatında çok aman aman bir yükseliş beklemediğimi belirtmek isterim. Evet İslam Bey, son olarak şimdi Borsa İstanbul'u da kapatacağız. Riskli piyasaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Spor endeksi biraz daha ön plana çıkmış gibi görülüyor. Bankacılık evet. endeksi haylice geriledi. Altında da al fırsatı doğuracak seviyede değil diyorsanız riskli piyasalarda var mıdır fırsat sizce? Yani borsa tarafında ralliler devam ediyor ama dışarıdan gelen mesela hisse senetlerindeki yurt dışındaki satışları çok konuşuyorlar. Mesela çok dikkat çekiyor ama ben şimdi %70, %90 civarında getirisi olan borsa hisselerinde kar satışlarını gayet doğal karşılıyorum. Orta ve uzun vadede tekrar borsa mutlaka hükümetlerin ve merkez bankalarının destekleriyle birlikte yükselişlerini sürdürecek. Ama zaman zaman kar satışları geleceği için şu andaki seviyeleri ben çok da düşük bulmuyorum. Dolayısıyla biraz beklemenin daha makul olduğunu düşünüyorum. Dolar karşısında borsa çok çok ucuz. Eğer elinizde döviziniz varsa, az önce dedim ya, dolar karşısında farklı avantajlar var. Borsa da bunlardan bir tanesi. Yabancı yatırımcının ciddi anlamda dikkatini çekiyor. Ama bence biraz daha bir kısmı geri çekilme bekliyorlar ve ondan sonra piyasalardaki ciddi varlıklı yatırımcılar piyasaya gireceklerini tahmin ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum İslam Bey. Ben kıymetli de teşekkür yorum ediyorum. Ve değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ağzına sağlık efendim. Evet, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bizlerle birlikteydi efendim. Genel hatlarıyla para birimleri karşısındaki beklentilerini ve altın beklentilerini aldık. Borsa İstanbul'da kapatacağız birazdan. Şu an için alış pozisyonları ağırlıklı izliyor. %0.86'lık bir yükseliş var. 1098 puan seviyesinde ve sonrasında borsa kapandıktan sonra Filiz Özcan'a gideceğiz. Yarınki beklentileri ve bugünkü performansı da öğreneceğiz. Dolar TL tarafında da yatay negatiflik var. 7.48-42'lerde gün içinde 7.49-78'leri test etti. En düşükse 7.47-77'lerde. Euro TL paritesinde ise 8.84'lü seviyeler şu an için okunuyor. 8.86 gün içinde görmüş olduğu en yüksek seviyeydi. En düşükse 8.80 diyelim. Borsa İstanbul'da şimdi kapatalım. Borsa İstanbul kapanışını gerçekleştirdi. Alış işlemli yeşil rengiyle kapattı. %0.93'lük yükseliş BIST 100 endeksi 1099 puan seviyesinde. Peki detaylarda neler var? Bizlere Filiz Özcan aktaracak, piyasa uzmanı. Filiz, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bugünkü Borsa İstanbul performansını senden dinleyelim. Hangi sektörlerin desteğiyle yukarıya doğru hareketlilik gösterdi? Nasıl değerlendirmelerin? Aslında gün boyu baktığımız zaman çok fazla belirgin bir hareket yoktu Borsa İstanbul tarafında. Daha yatay ve sıkışık bir seyir izliyorduk. Fakat seansın kapanmasına birkaç saat kala enerji sektörü hisselerinde bir hareketlilik başladı yukarı yönde. Ağustos ayı içerisinde de yine bir benzerini görmüştük. Bu Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğuna ilişkin haberlerle ilişkili olmak üzere böyle bir sert hareket yükselmişti enerji hisselerinde. Bugün de yine benzer bir hareket oldu. Dediğim gibi seans kapanışına doğru işte özellikle Tüpraş, Petkim, İpek Enerji, Zoran, Aksen gibi enerji hisselerinde yoğun alımlar olduğunu gördük. Bir fiyat hareketleri oluştu. Bu da endeksin kapanışının pozitif bir bölgede gün içine göre kıyasladığımız zaman daha iyi bir tarafta kapanmasını sağladı. Endekste ama henüz kritik eşikler tam bugünkü harekete rağmen tam aşılmış değil. Biz 1100 seviyesini önemli bir eşik olarak takip ediyoruz ve trend değişimi için önemli bir seviye olduğunu düşünüyoruz. Tam bu sınırda bir kapanış gerçekleşti diyebilirim. Peki yarınki beklentilerin nasıl? Özellikle küresel tarafı da şöyle bir yorumlayacak olursan riskli piyasalarda risk iştahı kuvvetlendi diyebilir miyiz? Açıkçası henüz bence değil. Çok sert bir düşüş yaşandı Dow Jones, daha doğrusu ABD endekslerinde genel olarak. Nasdaq da bunun öncülüğündeydi, buna öncülük etti.
şu an sert düşüşlerin bir tepkisi oluştuğunu görüyoruz ama risk iştahı tam olarak çok pozitife döndü diyemeyiz sadece endeksteki görüntülerden. Çünkü petrolde de bir bozulma oluştu aşağı yönde. O yüzden o tarafta da risk iştahını bozucu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ama tepki alımları var. Borsada da içeride baktığımız zaman aslında yurt dışına kıyasla biraz daha farklı bizim hareketimiz. Çünkü son dönemde özellikle Temmuz sonundan itibaren zaten yurt dışına kıyasla çok fazla geride kalmış dedik. O yüzden bu son düşüşte de ciddi anlamda yurt dışında düşerken Borsa İstanbul etkilenmedi. Yukarı çıkışlarda da çok fazla etkilenmeyecektir. Kendi iç dinamiklerimizi ilgilendiren başka konular var takip edilmesi gereken bence. Bu da yine Doğu Akdeniz'deki Türkiye ve Yunanistan arasındaki gelişmeler olacaktır. Filiz, peki dolar endeksi ve dolar TL kuru ile ilgili hangi teknik seviyeler ön plana çıktı, senden dinleyelim. Dolar endeksinde aslında zayıflayan bir görüntü, genel görüntü zayıflayan bir trend halen daha besliyor. Fakat son birkaç gündür bir yukarı doğru tepki oluşmaya başladığını gördük. Dolar endeksinde dolar lehine bir hareketi destekleyecek, yukarı yönde bir kırılma getirecek hareket 93-90-94 seviyeleri olarak takip edilebilir. Şu an bu seviyelerin altında işlem görüyor. Dolar TL tarafına bakacak olursak orada yön biraz yukarı doğru gözüküyor. Özellikle 7 seviyesi kırıldıktan sonra gelen hızlı bir hareket var ve kademeli bir çıkış hareketi var. Şu an halen daha yukarı yönde hareket devam edecekmiş gibi bir genel görüntü var. 7.50 seviyesi psikolojik bir eşik dolar TL tarafında. Onun aşılması durumunda biraz daha yukarı yönde ivme tırmanabilir diyebiliriz. Evet, bir de senden bugünün altın yorumunu da rica edeceğim. Orada da %0.73 anlık altın onsunda yükseliş var ki gram altında buradan beslenmiş görünüyor. Teknik seviyeleri olarak hangileri ön plana çıktı altın tarafında? Altın tarafına bakacak olursak 1900 seviyelerini o destek olarak takip ediyorduk. Oradan bir dönüş yaşandığını görüyoruz. Henüz keskin bir dönüş değil ama bizim genel görüşümüz altın ons tarafında özellikle geri çekilmelerin alım yönünde değerlendirilebileceği. Çünkü yukarı yönde devam edeceğini düşündüğümüz bir beklentimiz var. Aşı bulunsa bile Amerika'da seçimler var ve risk iştahını çok fazla arttıracak bir gelişme olarak görmüyoruz açıkçası aşı haberlerinin bulunmasını. O nedenle altında genel görüşümüz yukarı trendin korunması yönünde ve geri çekilmelerin alım yönünde değerlendirilmesi yönünde. Gram altında evet hem ons tarafındaki yükselişle birlikte hem de dolar TL'deki yükselişle desteklenen bir hareket var. Gram altın tarafında özellikle teknik olarak bir sıkışma var ve seviye olarak baktığımızda 470 seviyelerinin geçilmesi orada da yukarı yönde pozitif seyirin devam etmesini sağlayabilir. Filiz, son olarak yarın önemli bir toplantı var. Saatler kaldı diyebiliriz aslında. ECB'nin faiz kararı açıklanacak. Arkasından da Lagarde'ın konuşmalarını dinleyeceğiz. Beklentiler zaten piyasada fiyatlanıyor. Sizin kurum olarak beklentileriniz nasıl ve bununla birlikte Euro-Dolar paritesindeki beklentilerinde neleri vurgularsın? Merkez Bankası'ndan faizlerde bir değişiklik zaten beklenmiyor. Yani politik anlamında çok büyük bir değişiklik olmayacak ama Euro-Dolar paritesi açısından geçtiğimiz haftalarda özellikle üyelerin verdiği demeçler önemliydi. Yine bu doğrultuda mesajlar çıkacağını düşünüyoruz. Son dönemde Euro-Dolar'a karşı önemli bir değer kazancı yaşandı. Ve bu değer kazancının Euro bölgesi, daha doğrusu üyeleri biraz rahatsız etti algısı oluştu piyasada. 1.20 seviyesi orada önemli bir eşik haline dönüştü ve takip edilen üyeler tarafından takip edilen bir eşik olduğu mesajı verildi. Seviye önemli dendi. Dolayısıyla bu Euro'daki yükseliş hareketini biraz törpüleyecek açıklamalar yapılmaya çalışılabilir. Sözlü yönlendirmeler yapılmaya çalışabilir. Euro-Dolar paritesinde 1.20 seviyesinin aşılmaması üzerine. Evet Filiz, çok teşekkür ediyorum genel değerlendirme ve yorumların için. Ağzına sağlık. Evet, Filiz Özcan piyasa uzmanı.
bizlerle birlikte efendim genel piyasaları değerlendirdi. Yarınki beklentilerde öne çıkan başlıkları belirtti. Yarın ECB'nin kararını bekliyoruz. Bakalım faiz kararı ve piyasa yorumları nasıl olacak? Aslında piyasa güvercini şu an için fiyatlamış gibi görünüyor. Piyasa tarafındaysa yine aynı şekilde Euro-Dolar paritesiyle ilgili farklı görüş ve değerlendirmeler var. Hemen gidelim yine yurt içindeki son jeopolitik risk ve gelişmeleri yorumlatmak için Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu'na, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Gürkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Gürkan Bey. Şöyle bir isterseniz jeopolitik risk dediğimiz enerji savaşımızı, enerji haklarımızı arayışımızdan şöyle bir genel sizden bir değerlendirme alarak başlayalım. Jeopolitik risk aslında genel olarak Orta Doğu'da hani yıllardan beri sürekli olan bir şey. Şimdi Akdeniz'e taşındı. Akdeniz'de olması tabii bizi yakından ilgileniyor ama bu jeopolitik riskler petrol fiyatlarını o açıdan bakarsak etkileyecek boyutta bir risk olarak görmüyorum ben. Peki efendim Doğu ama buyurun lütfen devam edin. Ama tabii ciddi bir risk orada söz konusu. Sıcak çatışma riski özellikle Yunanistan'la olan son gelişmeler üzerine çok ciddi olarak ortada. Evet, şimdi piyasalar tabii aslında bir taraftan da NATO ile yapılacak toplantıyı da bekliyor. Türk-Yunan ilişkileri haylice zedelendi bu durumda. Zaten karşılıklı konuşma ve görüşmeler de keza ortada. Sizin beklentiniz nasıl? Yani Türk-Yunan ilişki diyaloğu ve aynı zamanda NATO'nun da bu işin içine girerek biraz daha uzlaşma yoluna gitme kararı, uzlaşır mı uzlaşmaz mı tabii bu da önemli. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeleri? Şimdi Türk-Yunan ilişkilerine baktığımız zaman bu gelinen noktada Yunanistan'ın aslında bu son iki günde oluşan bir şey değil. Yıllardan beri işte Ege Denizi'ndeki Türk egemenliği altında yani Paris ve Lozan anlaşmalarına atıf yaparak söylüyorum. Türk egemenliği altında olması gereken adaları işgal ettiği var. 18 tane böyle ada var. Artı 16 tane de gayri askeri statüde olması gereken ama askerileştirilen ada var Yunanistan tarafından. Şimdi Yunanistan bunlarda geri adım atmak gibi bir niyeti gözükmüyor. Türkiye'nin atabileceği zaten bir geri adım yok. Onun için burada kolay bir çözüm yolu açıkçası görmüyorum. Diplomasiyi şimdi çok iyi çalıştırmak gerekiyor. Türkiye'nin işte bu haklı davasını uluslararası topluma iyi anlatabilmesi gerekiyor. Peki sizce nasıl yollar tercih edilmeli? Şimdi hep bunu söylüyoruz aslında Türkiye haklı ve bunu da uluslararası platformda net bir şekilde dile getirmeli diyoruz. Sizce neler yapmak gerekir? Yani neler eksik ya da neler şu anda görmezden de geliniyor olabilir tabii ama bu tarafta ne gibi değerlendirmeleriniz var? Bakın en son işte Kızılhisar namı diğer Meis Adası'nı işte asker çıkardılar. Bizim işte Kaş'a 2 kilometre o kıyı ucuna 2 kilometre mesafedeki bir ada. Yani Türkiye'nin milli güvenliği üzerine ciddi bir tehdit. Şimdi bunu Birleşmiş Milletler Ulusal Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bizim ulusal güvenliğimiz tehlikede diye. Çünkü bu adanın işte gayri askeri olması gerekiyor. Taşımak bu diplomatik adımlardan bir tanesidir. Bunu Birleşmiş Milletler nezdinde diplomasi yapmak. Bütün bunlar yıllardır yapılmadı. Çünkü bu ilk ada değil silahlandırdık. Onun için Yunanların biraz da yani bir taraftan Fransız pohpohlaması evet ama yani diğer taraftan da bizim bugüne kadar bu işleri çok hakikaten gevşek aldığımız diplomasi yürütmediğimiz için bu noktaya gelmiş durumdayız. Şimdi bunun telafisi yapılmalı uluslararası toplum nezdinde. Bakın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olan desteğini açıkladı Doğu Akdeniz'de. Şimdi bunun örneklerini çoğaltmak lazım. Bunun için uluslararası toplumdan müttefikler bulmak lazım. Doğu Akdeniz'de bir savaşa hazırlıklı olmak lazım. Ama savaşa gelmeden önce bu diplomatik yolların sonuna kadar kullanılması lazım. Ki bu diplomatik yollarla da ben işin sıcak çatışmaya dönüşmeden olumlu sonuçlanabileceği kanaatindeyim barış içinde.
Evet, peki Gürkan Hocam, Türkiye'nin tabii belli başlı ülkelerle gaz anlaşmaları var. Bunların da süresinin dolması yakın önümüzdeki dönemlerde tekrar Türkiye masaya oturacak ve gaz anlaşmaları sağlayacak. Ama bir taraftan da elini güçlendirecek değil mi? Doneler toplamaya başladık yani bu Karadeniz'de olduğu gibi. Belki de sonrasında gelecek haber akışları da bunlara dahil olarak katlanarak artacak. Siz buradaki Türkiye'nin elini ve bir sonraki anlaşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce gerçekten masadan güçlü ve kazançlı bir şekilde kalkabilecek mi yeni anlaşmalar doğrultusunda? Şimdi yani 320 milyar metreküplük bir yeni keşifle birlikte kendimiz Türkiye olarak gaz üreticisi olmamızla birlikte Türkiye bu masaya daha güçlü oturacak. Bu şüphesiz. Ama bununla birlikte tabii hemen Yunan'dan bu gaz anlaşmalarına geçince bakınız TANAP boru hattı bitti. Şimdi TAP boru hattı da bitmek üzere bu Yunanistan'a giden bir boru hattı. Hazar Denizi'nden gelen Yunan sınırına gitmiş olan inşaatı tamamlanmış ve Avrupa kısmında inşaatı tamamlanmak üzere. Şimdi bu Yunanistan'la olan çekişmede aslında enerji işbirliği büyük bir sinerji yaratabilir. Bunları da görmek lazım. Bunları da bunların da üstüne gitmek lazım. Yani orada da bir kazan kazan Akdeniz dışında da Yunanistan'la kazan kazan işbirliği potansiyeli var. Bunu Yunanlılar da görüyor olması lazım. Peki Gürkan Hocam, şöyle biraz da Türkiye'nin aslında ithalat ve ihracat bacağını da ele alacak olursak. Şimdi tabii ki bu doğalgazın bulunmasıyla birlikte hemen hadince olmuyor. Bunun belli bir dönemi var. En yakın tarihte 2023 yılları planlanıyor. Nasıl bir beklenti içindesiniz? Bu ve bunun gibi birkaç tane daha inşallah bulunursa Türkiye'nin ithalat ve ihracat özellikle enerji alımında ne ölçüde değişir? Nasıl TL varlık burada güçlenerek çıkar? Bu tabii bu kaynaklar işte biraz önce TANAP boru hattından Yunanistan üzeri Avrupa'ya giden gazdan bahsettik. Türk Akım da tamamlandı. İkinci hattıyla birlikte Avrupa'ya gitmesi planlanıyor. Kendi gazımız oldu. Başka Doğu Akdeniz gazı çıkabilir. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin Avrupa'ya doğalgaz Türkiye üzerinden sırf Türkiye'nin değil ihracat için bir temel oluşturuyor. Şöyle bir temel ki Türkiye'nin burada farklı kaynaklardan gelen gazların fiziksel anlamda birleştiği ve bir rekabetçi bir piyasanın yaratabileceği bir doğalgazda bir referans fiyatı oluşabilecek bir yapılanma, uluslararası ticaretin gerçekleşebileceği bir ticaret merkezi olma yönünde önemli bir koz elde etmiş durumda bu yeni bulguyla birlikte. Şimdi bu kozu çok iyi kullanmamız lazım. Bu süreci harekete geçirmemiz lazım. Türkiye bir artık enerjide geçiş ülkesi, köprü falan değil, bir merkez ülke olma vizyonuyla hareket etmeli bundan sonrası için. Evet, Gürkan Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli yorum ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim Özlem Hanım. Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir araya çıkalım. Aradan sonra gün sonu kaldığı yerden devam edecek. Gün sonunun son bölümüne geçtik efendim. Yine bir kıymetli konuğumuzla devam edeceğiz ve sektörlere değineceğiz. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bizlerle birlikte. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Sinan Bey, isterseniz öncelikle Birleşmiş Markalar Derneği'nin bir anketi var. O anketi biz de baktık ama sizlerden dinleyelim. Detaylarda neler var, neyle ilgiliydi? Detaylar şununla ilgiliydi Özlem Hanım. 3 Haziran, Temmuz'dan sonra 3. anketimizi de yaptık Ağustos ayında. Anketimiz 3 sorudan oluşuyor. Üyelerimize diyoruz ki, Ağustos ayında geçen Ağustos ayıyla kıyasladığın zaman satışlarınız geçen yılın yüzde kaçını yakaladı? Bu soruyu soruyoruz ve 3 alanda, 3 kanalda oranları alıyoruz üyelerimizden. Alışveriş merkezlerinde %50'nin altında ciroyu yakalayan üyelerimizin oranında
Maalesef bu ay Ağustos ayında, geçtiğimiz ay Ağustos ayında önemli bir artış oldu. %17 idi Temmuz'da. Bu Ağustos'ta %24'e çıktı. %81'in üzerinde satış yapan üyelerimizde ise bir düşüş meydana geldi. Genel anlamda söylüyorum. %38'den %28'e düştü. Hazır giyim özeline baktığımız zaman ise hazır giyim özelinde %50'nin altında ciro yapan üyelerimizin sayısı %19'dan 31'e yükseldi. %49'dan %80'in üzerinde ciro yapan üyelerimiz ise hazır giyimde %49'dan %29'a düştü. Bu şu demek, hangi kategori en fazla etkilendi bu pandemi sürecinde diye baktığımız zaman hazır giyim sektörü ve yeme içme sektörü maalesef son 3 ayın en önemli ve daha önceki Mart'ta başlayan ve Ağustos sonuna gelen dönemin parantez içi, tırnak içinde söyleyeyim, en fazla zarar gören, kaybeden sektörleri. Peki hangi sektörler kazandı dediğimiz zaman mobilya sektörü, elektronik, dizüstü bilgisayar, televizyon, cep telefonu, modem, ilginç mücevher, düğünler sebebiyle mücevher, özellikle altın, pırlanta satan üyelerimizde çok ciddi artışlar var. Spor ayakkabı çok iyi gidiyor. Klasik ayakkabı maalesef iyi satmıyor. Tabii bizim üyelerimizin haricinde olmakla beraber bizi de yakından etkilediğini düşündüğümüz ev ve otomobil satışları aile bütçesinde önemli bir yer tuttuğu için nereden kısalım diye bakıldığı zaman hazır giyim ve dışarıda yeme içmeden hem salgın sebebiyle hem tasarruf sebebiyle diye düşünüyoruz. Harcamalar bir hayli daraldı diye ekleyebilirim. Çok ilginç. Dünya perakendesini araştırıyoruz sosyal medya ve haberlerden. İnanın Japonya'dan Avrupa ve Amerika'ya kadar aynı belirtileri gösteriyor perakende. Aynı bu söylediğim kalemlerde çok ciddi artışlar var. Yine bahsettiğim kalemlerde çok ciddi düşüşler var. E-ticaret satışlarında önemli artışlar var. Örneğin Ağustos ayında BMD üyelerinin %62'si bizim e-ticaret satışlarımız %100'ün üzerinde arttı diye beyanda bulundu. Bu çok önemli bir artış tabii ki. Bütün dünyada pandemi aynı etkiyi gösteriyor. Ancak ülkemizde kısa çalışma ödeneği, KGF'ler, yine banka kredileri ve özellikle kiralamada KDV ve stopajdaki indirim perakendeye önemli katkılar sağladı ve bu sağlamaların neticesinde de bizim ülkemizde yurt dışında olduğu gibi iflas dalgaları şimdilik görülmüyor. Evet. Perakende sektörü şu ana kadar Eylül ayı itibariyle bu noktada dünyadan pozitif ayrıştı diyebilirim. Tabii şunu da atlamamamız gerekiyor. Nisan-Mayıs ayında sektörün önemli yatırımcıları, AVM yatırımcıları perakendecilerden kira almadılar. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Ancak Temmuz, Ağustos ve Eylül'den itibaren bu kiraların maalesef bazı yatırımcılar tarafından ya çok düşük indirimle ve tam olarak faturalandırılmaya başlanması, bu biraz önce bahsettiğim sektör markalarını zora düşüreceği aşikar. O yüzden buradan sizin aracılığınızla buna dikkat çekmek istiyorum. Evet. Ciro kirası hazır giyim markaları için çok büyük önem arz ediyor. Ve genel gider, AVM'lerdeki ortak alan işletme giderlerinin açık, net, herkesin anlayabileceği bir şekilde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada izin verirseniz cadde mağazaları ile ilgili önemli gelişmeler var. Evet, lütfen buyurun. Üyelerimizin yoğunlukla bulunduğu, özellikle moda markalarımızın yoğunlukla bulunduğu Şişli Abdi İpekçi Caddesi, Şişli Belediyesi ve yine orada bulunan markaların ortak girişimiyle tamamen yenilendi ve cadde güvenliği, temizliği ve trafik düzeniyle
tamamen bir açık hava AVM'si pozisyonunda işletilecek noktaya geldi. Avrupa'da ve yurt dışında sıklıkla gördüğümüz bir modeli ilk defa perakendeciler belediye ile ortak bir çalışmayla beraber hayata geçirdiler. O yüzden ben de tüm tüketicileri Abdi İpekçi Caddesi'ne davet ediyorum. 15'inden itibaren son rötuşlar yapılıp tamamen cadde açılacak. Bu da pandemi döneminde açık havaya yapılan önemli bir yatırım olarak notu alabiliriz diye düşünüyorum. Evet Sinan Bey, aslında çok önemli noktalara değindiniz. Özellikle bu giyim ve restoran harcamalarındaki düşüş. Yani ben daha çok sizden yeni tüketici alışkanlıklarını dinliyor gibiyim. Tabii bunların arkasında mutlaka ki pandemi yatıyordur ama daha detaylı kapsamlı bir anket hazırladığınız için özellikle bu giyim ve restoran harcamalarındaki düşüşün nedeni olarak neler ön plana çıkıyor? Biraz da onlardan bahsedelim mi? Şimdi reklamları izlediğimiz zaman televizyon reklamlarını, Özlem Hanım, televizyon reklamlarında bugün televizyonu sürekli izlemek durumunda kaldım. Yorumları çünkü sıklıkla baktım. Televizyon reklamlarında reklamı en çok yapılan ürünleri de not aldım. Yeni normale uygun konut projeleri, bunu özellikle kullanıyor konut yatırımcıları ve geliştiricileri. Hatta tıraş makinesi, ev satanlar bile pandemiye uygun ev diye sattıklarını tabii, da gördük. Tabii. Yeni normale uygun evler evet. diyor. Bahçeli evler diye tanıtıyorlar. Evet. Tıraş makinesi, çocuk bezi, maske, çalışma sandalyesi, ergonomik çalışma masası ve bunu e-ticaret siteleri aracılığıyla yapıyorlar. İzin verirseniz Akinon platformu aracılığıyla lütfen. Bir araştırmayı sizinle paylaşayım. Çok çarpıcı bir araştırma. Lütfen. Son 20 günde bu platformda 80 perakende markası var. Sadece hazır giyim değil, marketler de var bu platformda. E-ticaret siteleri de var. Son 20 gün dezenfektan satışları %324, maske %525, kolonya %164, sağlık sektörü satışları %213 artmış. Mobilyacılar birebir görüştüğümüz mobilya sektörünün Moster'in önemli üyeleri, bizim de aynı zamanda üyelerimiz bize verdikleri bilgilerde talep arzın en az 2-3 misli diyorlar. Biz yetiştiremiyoruz. Bunun da sebebi nedir? İşte biraz önce İrlanda'dan bir haberi okuyordum. Aynı şekilde İrlanda'da da mobilya sektöründe önemli bir patlama var olumlu anlamda. Çünkü insanlar ev eşyalarını değiştiriyorlar. Televizyonlarını, buzdolaplarını değiştirerek evde daha fazla vakit geçirmeye hazırlanıyorlar. Dolayısıyla ekonomi oraya doğru biraz daha evriliyor. O sebeple bizim altını çizmek istediğimiz konu bu tüketici alışkanlıklarını biz daha ne kadar devam edeceğiz? Evden çalışma ve evden zaman geçirme sürelerimiz arttıkça eskiye dönme süremiz biraz daha uzayacağı için bizim şu anda eski diye nitelendirdiğimiz perakende ekonomisinin önemli hazır giyim oyuncularını yaşatmamız gerekiyor ki biz yeniden inşallah bu pandemi bittikten sonra bu markaları hayatta bulalım ve bu markaların yine bundan önceki olduğu gibi faaliyetlerini devam eder vaziyette bulalım. O yüzden de biz hep çağrımız şu oluyor, ciro kirası diyoruz biraz önce de bahsettiğim gibi. Hı hı. Yeni normaldeki bu alışkanlığa yeniden dönüp eski alışkanlıklara dönüp dönmeyeceğimiz şu anda bütün dünya perakendesinde en önemli soru. Acaba buna geri gelecek miyiz diye şu anda insanlar bunu söylüyor. Ama yine Akinon araştırmasından onu söyleyeyim. 1 Haziran'da alışveriş merkezleri açıldıktan sonra e-ticaret üzerinden yapılan market satışlarında bir düşüş yaşanmadı. Evet. AVM'ler açıldıktan sonra hazır giyim ve diğer sektörlerde Haziran-Temmuz ayında e-ticaret sitelerinde bir düşüş olmuş. Ancak market alışverişlerinde hiçbir düşüş olmamış. E-ticarette bilakis market alışverişleri büyümeye devam etmiş. Dolayısıyla demek ki normal alışverişe de başladığımız zaman insanlar da
market alışverişlerini e-ticaret üzerinden yapma alışkanlığı devam edecek gibi görünüyor şu anda. Evet Sinan Bey, peki bir dedim ya az önce çok önemli konulara değindiniz, ciro olayına çok değindiniz. Özellikle AVM'lerdeki kiraların ciro üzerine sabitlenmesi ciro'dan konusunda. Alınması, evet, evet, ciro'dan alınması aslında düşününce daha tabii mantıklı geliyor ama bir taraftan da AVM sahiplerinin de kredi borçlarını ve döviz üzerinden kredi borçlarını düşünecek olursak proje finansmanları büyük ihtimalle döviz üzerinden yapılmıştı. Yani buradaki döngüyle ilgili çözüm yolları ve buradaki ısrarınız konusundaki detayları alalım mı? Şimdi Özlem Hanım, markalarımızın şu dönemde özellikle Mart, Nisan, Mayıs ayında 3 ay boyunca hiç iş yapmadıkları bir ortamda, özellikle hazır giyim sektöründe hemen hemen hiç iş yapmadıkları bir ortamda yılın %25'i kayıpla geçti ve markaların önemli bir kısmı kredi kullandı ve çok ciddi krediler kullandılar. Ekim-Kasım ayında da bu kredilerin geri ödemeleri gelecek. Markaların bu durumu uzun süre devam ettirebilmeleri mümkün değil. Her hafta 15 üyemizle toplantı yapıyoruz Zoom üzerinden. Yaptığımız toplantılardaki birinci konu şu. İşte ben şurada mağaza kapayacağım. Siz nerede mağaza kapamayı düşünüyorsunuz? İşte bu nerede kapayacak? İşte biz dün şu kadar mağaza kapadık. Herkes verimliliğe odaklanmış ve mağaza kapama. Bir yandan mağaza kapıyorlar ama öte yandan da avantajlı buldukları projelerde veya caddelerde de mağaza açıyorlar. Ama mağaza kapanma sayısı açılma sayısının çok üzerinde. Dolayısıyla şu anda perakendeci kendi canını kurtarma derdinde. O yüzden herkesin problemi var. Herkesin mutlaka kredileri var. Çok doğru bir konuya değindiniz. Ben de zaten konuşmamın başında Nisan-Mayıs ayında yatırımcılardan çok büyük dayanışma örnekleri gördük. Onun için de teşekkür ettim. Ama yeni normalin maalesef getirdiği, bize dayattığı bazı gerçekler var. Bu gerçekleri de biz ya biz bu mağazaları kapatarak, küçülerek bu dar boğazı aşacağız ya da bize destek olabilecek bu manada işbirliğiyle destek olabilecek yatırımcılarla minimum kayıpla yolumuza devam edeceğiz. Dolayısıyla bu şu ortamın az kaybedenleri ve maalesef çok kaybedenleri olacak. Burada işbirliğine en yakın olanlar en az kaybedecek olanlar olacak. Çünkü şu anda maalesef bu dediğim saydığım sektörlerde ciro kayıpları çok yüksek. Başka evet. türlü de bir çözüm yolu yok. Mağazalar kapanacak o zaman. Biz de mağazalar kapanmasını istiyoruz. Ciro kirası da en adil ticaret yöntemidir. Kazandıkça ödesinler istiyoruz markalar. Bu da hem AVM'lerin daha uzun süre yaşaması, hem yatırımcıların, hem perakendecilerin daha sağlıklı bir ortamda işlerini devam ettirmelerinin önündeki bir model olarak görüyoruz. Aksi takdirde maalesef bazı alışveriş merkezleri ki örneklerini yaşıyoruz, kapanma noktasına gelecekler. Evet. Peki Sinan Bey, biraz da küresel tarafla bir kıyaslama yapalım mı? Mutlaka vardır sizin elinizde bunlarla ilgili tabii, detaylar. Tabii, tabii. Avrupa ve ABD tarafında önemli markaların maalesef ki iflaslarına da şahit olduk. Pandemi süreci tabii, tabii, çok, herkesi çok. Aynı fırsatı doğurmadı ya da aynı şekilde ayakta tutamadı. Kesinlikle. Türkiye'yi kıyaslayacak olursanız bu marka kayıpları, şirket kapanışlarında Türkiye sanki biraz daha mı iyi durumda? Ya da tam tersi mi ve bunları nelere bağlıyorsunuz? Biraz da onlardan bahsedelim. Türkiye kesinlikle bir buradan haber bakmaya çalışıyorum aynı zamanda size. Evet. Türkiye kesinlikle çok iyi bir pozisyonda diyebilirim. Çok affedersiniz. Estağfurullah, buyurun. Evet, Türkiye burada tabii devletin aldığı önlemler de ön plana çıkacaktır mutlaka. Kesinlikle, bakın biraz önce de onu belirttim. Şimdi bakın, Retail Dive diye bir perakende sitesinin 31 Ağustos haberinde alışveriş merkezleri kiracılarını satın almaya başlıyor diye bir haber var. Evet. Başka bir haber, başka bir haber,
iflas erteleme isteyen önemli dünya markalarının listesi. Bunları bunları saymayayım izninizle. Evet, Ağustos buyurun. Ayında diyor ki turist olmaması nedeniyle Temmuz ayında perakende ticarette yaşanan toparlanma yavaşladı. Hı hı. İngiltere'den bir haber. Yaklaşık 450 milyon pound İngiltere Birleşik Krallık hükümeti yeme içme sektörüne destek olmak için kupon verdi tüketicilere ve bu kuponun bir miktarını kendileri ödeyerek dışarıda yemek yemeye başladılar insanlar. Fakat şu anda bu kuponları artık hükümet vermeyeceğini açıklayınca ve ellerinde kupon da bitince bu defa restoranlar artık hükümet bize destek olmuyor, bizim bu şekilde yaşamamız mümkün değil diyerek tepki vermeye başladılar. Bu arada Amerika ve İngiltere'de çok ciddi zincir mağaza kapamalarına şahit oluyoruz. Hı hı. 50, 100, 150, 200 mağazasını kapayan zincirlerle karşılaşıyoruz. Dediğim gibi biz şu anda Eylül ayına eğer çok büyük yara bere almadan gelmişsek kısa çalışma ödeneği, KDV ve stopajdaki indirim ve tabii ki krediler sayesinde biz bu noktaya ulaştık. Ancak bundan sonrasında özellikle bizim Nisan-Haziran dönemindeki SGK'ların bir kısmı, ödemelerinin bir kısmı Eylül-Ekim-Kasım aylarına ertelendi. Bu ertelemeler zannediyorum bir miktar daha erteleme gerekecek. Tabii şimdiden biz bunu gündeme getirmiyoruz. Ancak bu kredi ödemelerinin yeniden ödemeleri geldiği zaman buralarda biz yeniden ötelemeler istemek durumunda kalacağız. Çünkü şu anda maalesef bazı sektörler için çok iyi olan satış grafikleri bazı sektörler için maalesef orta veya ortanın altında devam ediyor. Genel anlamda perakende sektörü iyi gidiyor diyebiliriz bu anlamda ama kötüler, işleri zayıf gidenlerle kuvvetli gidenleri de ayırmamız gerekiyor ki çarşının tamamı bir denge bulsun ve bu bulduğu bir denge sonucunda da pandemi sonrasında sağlıklı bir yapıyla yoluna devam edebilsin diye düşünüyorum. Evet Sinan Bey, pandemi döneminde en önemli nasıl diyelim, aslında iş yerleri mağazalarını kapattılar, işte dükkanlarını kapattılar, mağaza sayılarını belki aşağı çektiler ama interneti bu sefer biraz daha orada gaza bastılar diyelim aslında. İnternet satışlarında patlamalar yaşandı. Hatta şahit de olduk, kargo şirketleri talebe ayak uyduramadı. Siparişlerde de birçok sorunlar yaşandı. Şimdi buradaki işlem hacimlerini salgın döneminde düşünecek olursak tam en üst seviyelere kadar gelmişti ama şimdi hangi seviyelerde ve o dönemle şu günü kıyaslayacak olursanız bunun hala ekmeğini yiyor mu internetteki satışlar? Kesinlikle. Bakın ben yine Ağustos satışlarımıza bakalım ki Ağustos satışları Ağustos başından itibaren satışlarımız piyasaların açık olduğu bir dönem. BMD üyelerinin %15'i satışlarımız %151 ile %200 arası artmış diyor. %200'ün üzerinde satışı artan üyelerimizin oranı ise %27. Yani dolayısıyla çok ciddi anlamda e-ticaret gerek kendi sitelerimizde gerek de pazar yerlerinde önemli satış rakamlarını şu anda yakalıyoruz. Ancak söylediğim gibi bu toplam içerisindeki hacmi çok büyük olmadığı için şu anda bizim hacmimizi çok yakalar vaziyette görünmüyor. Toplam hacme çok büyük katkı vermiyor. Ancak %20'lere, 30'lara, 40'lara vardığı zaman internet satışlarımız eminiz ki bundan firmalarımız önemli fayda sağlamaya başlayacak diyebilirim. Evet Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Var mıdır bizlere aktarmak istediğiniz ankette öne çıkan başka başlıklar? Vaktimiz var isterseniz alabilirim. Evet. Hepsini aktardım Özlem Hanım. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bize ayırdığınız zaman için. Estağfurullah biz teşekkür ederiz aktardığınız detaylar için Sinan Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet Sinan Öncel bizlerle birlikteydi efendim. Pandemiyle birlikte hep birlikte gördük ki tüketici yani bizlerin alışkanlıkları da
önemli ölçüde değişiklik gösterdi. Bunların ekonomiye yön vermesi de tabii ki kaçınılmaz oldu. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı'na da teşekkür edelim. Ve geçelim haberimize, özellikle petrol fiyatlarıyla ilgili haberimize gidelim. Kayıplar derinleşmişti dün, 40 doların altını görmüştü. Bugün içinde tekrar bir yükseliş gösterdi. Bununla ilgili önemli toplantılara da devam edeceğiz. Ve şimdi bir sonraki haberimizi izleyelim efendim. Artan vakalar nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüş derinleşiyor. 40 doların altına inen ABD, Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı 37 doları gördü. Kademeli olarak 46 dolardan aşağı inişi süren Brent petrolün varil fiyatı ise 41 dolar düzeyine indi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, ülke genelinde artan vakaların endişe verici boyutlara ulaştığı uyarısını yaptı. Birleşik Krallık hükümeti de koronavirüs vakalarındaki son artışlar nedeniyle yeni sınırlamaları içeren önlemleri sıkılaştırmaya hazır olduğunu duyurdu. Euro bölgesi ekonomisi de COVID-19 önlemlerine bağlı sınırlamaların etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre %11.8 daraldı. Gelişmelerle Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı %2.31 düşüşle 41.04 dolara, Ekim vadeli Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da %2.87 düşüşle 37.96 dolara geriledi. Morgan Stanley, Brent petrolü için 2021 üçüncü çeyrek tahminini 45 dolardan 50 dolara, Batı Teksas petrolü için 2021 üçüncü çeyrek tahminini ise 42.5 dolardan 47.5 dolara yükseltti. Geçelim en zengin Amerikalılara. Forbes dergisi en zengin 400 Amerikalı listesinin en güncel halini duyurdu. New York'un en zenginlerinden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın ise toplam mal varlığı 3.1 milyar dolardan 2.5 milyar dolara gerilediği görüldü. Amerikan Forbes dergisi en zengin 400 Amerikalı listesini güncelledi. Güncellenen listenin birinci sırasında servetine 65 milyar dolar daha katan Jeff Bezos yer aldı. Son bir sene içinde 600 milyon dolar kaybeden Trump'ın toplam mal varlığı 3,1 milyar dolardan 2,5 milyar dolara geriledi. Forbes'un listesinde dikkat çeken bir detay ise özellikle New York'un en zenginlerden olan ABD Başkanı Donald Trump'ın sıralamasının 64 basamak gerileyerek 339. sıraya yerleşmesi oldu. Öte yandan Forbes dergisinin uzmanları Trump'ın mal varlığındaki bu kaybın başlıca nedeninin ülkeyi etkisi altına alan COVID-19 salgını olduğunu belirtti. Trump'ın en büyük gelirlerinin salgından en çok etkilenen sektörlere bağlı olduğunu kaydeden uzmanlar, Trump'ın özellikle büyük şehirlerdeki otellerinin ve ofis binalarının zarara uğradığına ve değer kaybettiğine işaret etti. Listenin birinci sırasında ABD'li e-ticaret devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, ikinci sırasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates, listenin üçüncü sırasında ise Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg yer aldı. Bu haberle birlikte gün sonunu burada noktalıyoruz. Şimdi kısa bir araya çıkacağız. Aradan sonra Ali Dermenci Dünya Halleri ile karşınızda olacak.